Tuba Hocam. Merhaba Hasan Hocam. Merhaba hocam. Nasılsınız Geldim hocam? ben de. İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız bakalım? Teşekkür ederiz hocam. Bizler de iyiyiz. Biz de yayını yeni kurduk hocam. Yavaş yavaş toparlanıyoruz. Oh, çok güzel. Tokat nasıl hocam? İyidir inşallah. Tokat iyi. Sanki birazcık böyle ilk defa karı görecek gibiyiz. Bugün ciddi anlamda bir soğuk vardı. Kar soğuğu dediler. Bakalım bir iki güne bekliyoruz inşallah. İnşallah. Biz oradayken hep soğuk olurdu hocam. Evet, şimdi de tam tersi. Yani hiç, gerçi Türkiye'nin her yerinde öyle ama hiç evet, kar evet. Yok, hiç yağmur yok. Farklı bir durum. Maalesef hocam her yerde aynı şekilde. Evet, çok doğru. Ben size hemen yetkiyi de verelim hocam. Tamam. Arkadaşlar toparlanıncaya kadar böyle sohbet havasında geçirelim inşallah. Olur. Geldi. Biz ilk irtibatı sizle kurduk ama Eren hocam ilk sırayı kaplayın hocam. Kusura bakmayın. Evet. Olur mu? Ne demek? Zaten dekanım her zaman öncelikle. Biz öyle düşünmedik. Az solistler sona çıkar dedik hocam. Teşekkür ederim. Hocam süpersiniz ya. Vallahi çok iyi gördüm. Teşekkür ederim. Ben de seni çok iyi gördüm. Çok sağ olun bizi kırmayıp teşrif ettiğiniz için, bize konuk olduğunuz için akşamın bu saatinde. Ne kadar yoğun olduğunuzu biliyorum. Dün konuştuk, sabahtan akşama kadar ders verdiniz canlı yayında. Gerçekten bunca işin gücün arasında bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederiz. Rica ederim, ben de teşekkür ederim. Hani güzel böyle bir fırsatla karşılaştığım için. İşin doğrusu ben de çok keyifliyim. Hem seni görmek hem de böyle bir ortamda bulunmak çok güzel. İnşallah hocam, inşallah iyi bir eğitimle karşılaşacağımıza eminiz inşallah. İnşallah. Nasıl gidiyor ya hocam? İyidir inşallah. Şu anda doktora İyi. Yaz kaldıydı. Evet, nasipse önümüzdeki ay savunmam olacak. Böyle son toparlamalar. Bir yandan da dönem bitiyor. Final sınavlarını hazırlamaya başladık. Önümüzdeki hafta son hafta olacak artık. O yüzden biraz hareketli geçiyor. Bizde de bu hafta bir azizlik oldu. Yani sistemde hep kayıt altına alınan dersler sistemsel bir sorun sebebiyle kayıt altına alınmadı. Pazartesiden beri videoların sisteme düşmesini bekliyoruz. Bazı dersler tekrar yapılmaya başlandı kayıt olmadığı için. Biraz böyle kötü bir durum vardı. 1,5 saat falan oldu ben de okuldan eve geleli. Umarım çözebilirler. Şimdilik ders kayıtları pazartesiden beri yapılanların hiçbirinde yok gözüküyor. İnşallah Tamam. Bir problem çıkmaz da geri yükleyebilirlerse güzel olacak. Yoksa biraz sıkıntılı bizim için de. Allah kolaylık versin hocam. Bütün teknik Amin. Problemler hani ister istemez böyle yaşanıyor yani bu süreçte. Evet. İnanılmaz şekilde sunucular kullanılıyor. Yani geçen işte bizde insan mektebinde bir sunucu hatası vardı. Olacak inşallah düzelir hocam. İnşallah bakalım. Yavaş yavaş toparlanıyoruz zaten. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de aramızda şu anda. Bizi duyuyorsa açtı şu anda yayında. Müdürüm selamünaleyküm. Aleykümselam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar müdürüm. Hasan Hocam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Tuba Hocamlayız bugün inşallah. İnşallah hocam. Nasılsınız, iyisiniz inşallah müdürüm? Vallahi iyiyim hocam, siz nasılsınız? Allah iyilik versin. Teşekkür ederiz müdürüm. İnşallah. Tuba Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Merhaba, nasılsınız? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Burada maşallah. Sizin olduğum için mutluyum. Çok sağ olun hocam. Bu sene 2 gün önce de Eren hocamı misafir ettik. Evet, ne güzel. Sayın dekanım. Evet, dekanımdan hemen sonra da ben. İyi maşallah hocam. Eren hocayla biz aynı beraber öğretmenlik yaptık. Aynı Erzincan Çayır Lisesi'nde. İnşallah hocam faydalı bir eğitim olur inşallah. İnşallah hocam, inşallah. Hocam ben Şebin Karahisarlıyım bu arada. Biz Karagöl yaylalarına çıktık hocam. Eren hocam Şebin Karahisar'ın coğrafya etüdünü çalıştı. Benden daha iyi Şebin Karahisar'ı biliyor. Benden daha Şebin Karahisarlı.
Bazen şaka yolu böyle birkaç şey soruyor. Diyorum hocam ben bir tek merkezi biliyorum. Baya Doğru hocam. böyle farklı anıları var hocamın. Onlar Hakim de. fiziki coğrafyasını incelemişlerdi. İhsan hocamla birlikte fiziki ve beşeri coğrafyayı incelemişlerdi. Evet. Bizim bir Karagöl yaylalarına çıkış şeyimiz var hocam, hikayemiz var Eren hocamla birlikte. Ne güzel. İnşallah hocam. Sayın hocam Evet yavaş Hasan yavaş hocam. toparladık. Bizim eğitimlerimizi hiç kaçırmayan Konya İl Maarif Müfettişi Kadir Hocam da geldi. Gerçekten çok teşekkür ederiz. Hep aramızda. Kadir Hocam duyuyor musunuz bizi? Duyuyorum hocam. Teşekkür ederim. Kadir Hocam Hocam, hayırlı akşamlar. hayırlı akşamlar Sayın Müdürüm. Hayırlı akşamlar. Hoş geldiniz hocam Hocam sizi aramıza. aramızda görmekten gerçekten mutluluk duyuyoruz. Her eğitimimize katılıyorsunuz. Geçen Eren Hocam'da da gördüm. Sohbeti açtı. O arada söz hakkı nasip olmadı. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz teşekkür ederiz hocam. Biz yararlanıyoruz. Çok sağ olun. Biz inşallah sizlerden çok yararlandık hocam. Bu Sağ olun. akşam da bize nasip oldu inşallah. Sağ olun hocam. Tuba Hocam, Kadir Hocam öğrenen lider öğretmen şeyi veriyordu, seminerleri veriyordu. Çok İki güzel. kere katıldım. İkisinde de farklı farklı şeylerle mükemmel şeyler öğrendim. Ne kadar güzel. İnşallah pandemi bittikten sonra devam ederiz Kadir Hocam. İnşallah Hasan Hocam. İnşallah. Teşekkürler. Maşallah. Baba hocam maalesef özür dileriz. Yani bu pandemi alt üst etti dünyayı. Önceden katılımcılar önce gelirdi, konuşmacı sonra çıkardı. Ama biliyorsunuz millet internet problemi, farklı teknik arızalar. Evdeki sorumluluklar artıyor. Haklısınız. Yani ön hazırlık olarak tatlı bir sohbet güzel oldu açıkçası. Ben özlemişim. Kesinlikle. Ben de özlemişim. Güzel oldu böyle. Hem de hocalarımla tanışma fırsatım oldu. Katılımın biraz daha artmasını bekliyoruz hocam. Bu arada yetkiyi verdim hocam. Ekran paylaşımı, her şeyi yapabilirsiniz. Evet, şu an. Hatta ekran paylaşımını direkt yapalım. Sayın hocam inşallah kayıt altına alıyorum. Elinize ulaştıracağım inşallah en kısa zamanda. Onun da sözünü verelim. Hatıra olarak kalsın bizden. Evet, çok da güzel olur. Geçen bir teknik problem yaşadık. Eren hocamınkini kurtarabildiğim kadar kurtarabildim ama inşallah sunucuları tazeledik. Bunda bir sorun yaşamayız. İnşallah. Bazen işte planlamadığımız gibi olabiliyor. Yani üniversitede de bizim bu hafta yaşadığımız yeni yıla böyle bir problemle girmiş olmamız bizim açımızdan birazcık farklı oldu ama Hocam öngöremediğimiz şeyler teknoloji olunca. kesinlikle sizi çok iyi anlayabiliyorum bir bilgisayar öğretmeni olarak. Yani teknoloji öyle bir şey ki bazen içinden çıkamıyorsun yani olmaz denilen şey oluyor. Değil mi? Doğru. Çok doğru.
Hocam isterseniz yavaş yavaş başlayayım ben. Arkadaşlar da yavaş yavaş katılıyor zaten. Tekrar aramızda hoş geldiniz hocam. Kadın Hamle Paylaşı'na gerçekten büyük onur kattınız. Teşekkür ederim. Bugünkü konumuz arkadaşlar Web 2.0 araçları. Biliyorsunuz ki pandemiden dolayı hepimiz artık bilgisayarda uzaktan eğitim veriyoruz. Yararlı bir eğitim olacağına eminim. Geçenlerde ben bahsettim, söylemiştim size hocam zaten. Biz bir girişini yaptık ama inşallah sizlerden de duymak bize keyif verecek. Ben sözü size bırakıyorum hocam. İki oturumdan oluşacak. Bir, siz anlayacaksınız değil mi hocam? Etkileşim olmayacak. İkinci oturumda da sorular alırız. Evet, yani önce hani anlatacağım şeyleri anlatsak, sonrasında konuşsak güzel olur. Ben normalde böyle durumlarda Padlet'te bir pano oluşturuyorum aslında. Hani pano linkini paylaşıyorum. Soruları hani oraya kaydediyor katılımcılar ve sonrasında oru üzerinden izleyebiliyorum. Hani katılımımızı biraz daha sınırlı tutacağız dediğimiz için chatten yazılanları ya da sesli olarak katılmak isteyen hocalarım olursa, hani sesli katılımdan onları alırız diye hani pano paylaşmadım bugün. Önce üzerinde konuşsak, sonrasında sorular alsak daha güzel olur. Hem de bölünmez. Bu sayede tamamını gördükten sonra hem de hocalarımızın akıllarında olan şeyleri daha rahat ifade ederler, dile getirirler soru olarak diye düşünüyorum. Ben o zaman başlayayım sunumuma. Buyurun Sayın Hocam, söz sizde. Tamam, çok teşekkür ediyorum. Öncelikle size de, müdürüme de, bütün proje ekibine de ve değerli katılımcılara da çok teşekkür ediyorum geldikleri için. Benim için büyük bir onur, aynı zamanda da büyük bir keyif hani bugün burada olmak sizinle birlikte. Hasan Hocam'la daha öncesinde görüştüğümüzde ben çok mutlu olmuştum. Hemen dedim organize edelim, çok da güzel olur. Hani ben de böyle şeylerde büyük istek duyuyorum. Hani çok mutlu oluyorum, öyle söyleyeyim. Web 2.0 araçları ile ilgili de uzun zamandır çalışıyorum. Doktora tez konum da aslında yeni teknolojilerin entegrasyonu ile alakalı. Nasipse Ocak ayı bitince Şubat içerisinde savunma olacak ve tamamlamış olacağım bu süreci. Bu yüzden Web 2.0 araçlarının yeri bende çok farklı. Zaten bu alanda da çok fazla çalışma yaptım. Belki de o yüzden çok seviyorum bu alanda çalışmayı. Ben kimim? Minik ona değinmek istiyorum. Lisansımı 19 Mayıs Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim bölümünde tamamladım. Yüksek lisansımı Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yine aynı bölümde tamamladım. Doktorayı da şu an Gazi'de Eğitim Bilimleri Enstitüsü'nde yine aynı bölümde tamamlıyorum. Tokat Gazi Osmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi BÖTE bölümünde de araştırma görevlisi olarak görev yapıyorum. İlgi alanlarımın başında Web 2.0 araçları ve eğitsel uygulamaları geliyor. Bu süreçte biraz da hani yeni teknolojilerin eğitim öğretim ortamlarına nasıl entegre edildiği, simülasyonun eğitim üzerinde eğitimde kullanılması, harmanlanmış öğrenme, dijital vatandaşlık, bu tür konularda da çalışıyorum. Biraz da programlamaya tabii ilgim var. Kendimi daha çok o yönüyle görüyorum, tasarımdan ziyade. Bana her zaman e-postam üzerinden ulaşabilirsiniz. Tokat'a geldiğinizde misafir etmek isterim. İletişim bilgilerimi de yine en sonunda paylaşacağım. Muhakkak orada da bir sorunuz olursa, eğitim sonrasındaki süreçte de paylaşabilirsiniz. Yardımcı olmaya çalışırım. Öncelikle bu Web 2.0 araçlarına neden ihtiyaç duyuyoruz? Yani neden var? O kısma birazcık değinmek gerekiyor. Çünkü ben şuna inanıyorum. Eğer bir şeyi kullanmak için yeterince ihtiyaç hissetmezsek o şey bizim için çok da önemli olmuyor. Öğrenmeye de istekli olmuyoruz. Öğrenmek de istemiyoruz. Aklımızda da tutmak istemiyoruz. Önceleri kilobaytlardan, megabaytlardan bahsederken şimdi terabaytlar, petabaytlar, çok büyük depolama alanlarından bahseder olduk. Günümüzde basılı olarak basılı bilgi miktarı 5 yılda bir ikiye katlanıyor. Çok ciddi bir şekilde hızla büyüyor. Son 30 yılda üretilen bilgi miktarı önceki 5000 yıldan çok daha fazla. 2002 yılından itibaren de 5 exabyte yeni bilginin üretildiğini biz alan yazında görüyoruz. Bilginin bu kadar hızlı dönüştüğü ve büyüdüğü, değiştiği süreçte ister istemez bizlerin de eğitimciler olarak kendimizi yenilememiz gerekiyor. Bu süreçte bilgi evet hızla büyüyor. Ne kadar güzel. Önceden zorla yani istediğimiz bilgiye erişmede çok zorlanıyorduk. Çok aramamız gerekiyordu. Kütüphanelerden destek bulmaya çalışıyorduk. Bazen basılı olan kitaplarda işte okunaklı olmayan baskı dahi olsa bir şeylere erişmeye çalışıyorduk. Bilgiye ulaşmak çok zordu. Ama günümüzde bu kadar bilgi artıyor. Bilgiye erişim de kolaylaşıyor. Yani bir tık uzağımızda diyoruz. İnternete yazdığımız herhangi bir bilgiyle istediğimiz her şeyi araştırıp görebiliyoruz. Hatta onları okuduktan sonra
İşte bunları da okumak ister misin? Bunlara da göz atmak ister misin? Gibi gelen önerilerle karşılaşıyoruz. Bu çok güzel bir şey ama şu da var. İnsanlar artık bilgiye bu kadar kolay erişirken bu kadar çok bilgi içerisinde aradığı bilgiye nasıl erişecek? İşte burada da bilgi okuryazarlığı ön plana çıkıyor. Evet, bilgiye erişim kolaylaştı ama aradığımız bilgiye erişmek zorlaştı. Eriştiğimiz bilgilerin bir de doğruluğunun teyidi zorlaştı. Bir de böyle bir durum var. Çünkü herkes dijital içerik üretip yayınlamaya başladı ve bizler bu bilgilerin doğruluğunu kontrol etmeden alıp belki de kendimiz kullanır hale geldik. Bu yüzden bilgi okuryazarlığının eğitim öğretim müfredatına entegrasyonu çoğunlukla bilişim teknolojileri dersi kapsamında, yine medya okuryazarlığı gibi dersler kapsamında aslında küçük yaşta öğrencilere öğretilmeye başlandı. Lisans ve lisans üstü düzeyde de yine biz müfredatımızda bunlara yer veriyoruz ama tabii bir genel farkındalık oluşturmak adına mesela teyit.org gibi siteler var. Buralardan bir bilginin doğruluğunu teyit etmek kolaylaşıyor. Buraya yazıyoruz bilgiyi ve doğru mu görebiliyoruz. Tabii bu kadar dijital içerik üretilirken aynı zamanda içeriklerin telif haklarıyla korunuyor olması ve dijital anlamda bunların sürekli kullanılıyor olması etik davranışları gerektiriyor ve etik ihlaline de sebebiyet veriyor etik olmayan davranışlar olarak. Böyle durumlarda bazen ödevlerde de görüyoruz ya da çevremizde de görüyoruz. İşte Google'a yazdım ve aldım diyor. Google'a yazabiliriz tabii ki. Google bir arama motoru. Görsel olarak da bilgiye erişmede bizim elimiz ayağımız gibi ama burada birçok görseli indirirken bile altında diyor mesela telif hakkı olabilir. Hani buna dikkat etmek gerekiyor diye. Böyle durumlarda Pixabay gibi ücretsiz telif haklarını ihlal etmeden indirebileceğimiz görsellere erişebileceğimiz siteler oluyor. Mesela buralara bakmak gerekiyor. Buraları incelemek gerekiyor. 21. yüzyıl diyoruz. Değişimin yılı diyoruz. Artık değişim var bu süreçte. Bilgi değişiyor. Teknolojiler değişiyor. İnsanların yaşam tarzları değişiyor. Beklentilerimiz de değişiyor. Gereksinimler yine değişiyor. Mesleklerimiz hiç duymadığımız teknolojiyle bağlantılı bir sürü meslek kolları türüyor bu süreçte. İş tanımları, işlerin gerçekleştirdiği, uygulandığı ortamların değiştiğini görüyoruz. Burada güzel bir söz var. Ben bunu hep değiniyorum. Yaşamlarını sürdürmeye başaran canlılar ne en güçlüler ne de en zekiler değil. Değişikliğe en iyi uyum sağlayabilenlerdir. Çünkü hani sizlerin de bildiği üzere işte bilgi teknoloji değişiyor dedik ya, benim zamanımda tepegözler vardı mesela, asetat kağıtlara yazılıp yansıtılan. Sonraki süreçte projeksiyonlar geldi. Projeksiyonları kullanmaya başladık. Sonra etkileşimli akıllı tahtalar geldi. Giyilebilir teknolojiler geldi. Artırılmış gerçeklikler geldi. Bir baktık yani her şey o kadar hızlı değişiyor ki biz Türkiye'de Gazi Osman Paşa Üniversitesi olarak 2015 yılında üniversitemize etkileşimli akıllı tahtayı kazandırmıştık. Ve bu etkileşimli akıllı tahtayı öğretmen adaylarımızı staj için gittikleri okullarda Fatih projesi kapsamında zorlanmadan bu tahtaya hızlıca uyum sağlayabilsinler diye projelendirip BÖTE bölümü öncülüğünde böyle bir uygulama yapmıştık ve ben o dönem Tokat merkezde Fatih birimiyle iletişime geçerek onlara eğitimler vermiştik. Hani bu eğitimlerin içeriğini organize etmiştim, eğitimleri vermiştim. O süreçte gördüm ki gerçekten hani eğer biz kendimizi yenilemezsek eğitimciler olarak da öğrenenler olarak da tabii öğrenciler olarak da gerçekten biraz süreçte ilerlememiz zorlaşıyor. Derslerimizi anlatmanın ötesinde aktarmak istediğimiz kavramları da aktarırken zorlanıyoruz bizler bu süreçte. Aynı zamanda burada tabii öğrenenlerin de değiştiğini görüyoruz. Yani ben kendimden biliyorum. Öğretmenimizi dinlerdik, verdiği ödevleri yapardık, gider kütüphanelerde araştırmalar yapardık. Şimdi bazı hocalarımız söylüyorlar ya, öğrenciye verdiğim ödev bir geliyor, altta işte reklamlar dahi var. Ya da işte kopyala yapıştırla aldığı sitenin linki bile var. Gerçekten öğrenciler buna o kadar dikkat etmiyorlar ki, o kadar hani üstünkörü bir şekilde hazırlayıp bize sunuyorlar bu ödevleri. Doğal olarak onlar da hani hep diyoruz ya işte eleştirel düşünsünler, sorgulasınlar, çoklu ortam öğelerine yönelik ilgileri var, çoklu işlem yapma becerileri var. Küçük çocukları düşünüyorum ben, hani yeğenlerimi görüyorum işte bazen farklı ortamlarda arkadaşlarımın çocuklarıyla konuşurken. Bir yandan oyuncağıyla oynuyor,
Bir yandan televizyonu izlemeye devam ediyor. Orada çizgi film var. Kapatmaya çalıştığınız anda kıyamet kopuyor. Bir yandan siz bir şeyler konuşuyorsunuz. Diyorsunuz ki işte Alya da acayip yaramaz oldu. Hayır diyor, ben yaramaz değilim diyor. Siz şaşırıyorsunuz böyle. Televizyonu mu izliyor, oyununu mu oynuyor, bize mi cevap yetiştiriyor? Yani öğrenenler de bu kadar değişiyorken ki bunların ilk öğretim, orta öğretim düzeyinde öğrenciniz olduğunu düşünün. Onları sadece düz anlatımla bir şeyler öğretemeyiz. Buradan bunu anlamamız gerekiyor. Bu yüzden bir değişime ihtiyacımız var. Bir dönüşüme ihtiyacımız var. Tabii bu süreçte Web 2.0 araçları işte ön plana çıkıyor. Peki neden Web 2.0 araçları? Şimdi Tim O'Reilly'ye göre zaten Web 2.0 araçlarının ilk öncülerinden, savunucularından bilişim endüstrisinde bir devrim olarak ifade ediliyor. Diyor ki internet kullanıcılarının ortaklaşa ve paylaşarak bir şeyleri oluşturdukları sistemler diyor. Burada dijital ortamda içerik üretebilme ve içeriğe katkılar sunma ikisi. Yani sadece üretmek değil, var olan içeriği de şekillendirebilme, onu güncelleyebilme, ona katkılar sunabilme çok önemli hale geliyor. Burada tabii ki Web 2.0'ın temelinde beraber üretme, etkileşim, paylaşım, katılım ve sanal sosyalleşme söz konusu. Burada beraber üretme ve etkileşim aslında bizim eğitim ortamlarından, işbirlikçi öğrenme süreçlerinden aklımıza gelen öğeler biraz. Bu değişim sürecinde ister istemez bizim yapmamız gereken şey biraz da Web 2.0 araçlarının hani bilgisayar bağımsız, ortam bağımsız kullanabileceğimiz, teknoloji, internete bağlanabildiğimiz herhangi bir teknolojik araçla gerçekleştirebileceğimiz faaliyetler olarak düşünmek gerekiyor. Önceden bireyleri biz sadece okur bireyler diye ifade ediyorduk. Şimdi okur yazar diye söylüyoruz. Yazma da ön plana çıkıyor. Burada üretim devreye giriyor ister istemez. Bu araçları kullanarak da tabii ki biz daha zengin öğrenme ortamlarını öğrencilerle beraber deneyimleme şansı elde ediyoruz. Web 2.0 için yani Web 2.0 araçları deyince aklımıza çoğunlukla paylaşım siteleri geliyor. Sosyal ağ yazılım siteleri, Facebook gibi, Twitter gibi bloglar geliyor. Takip ediyorsanız benim mesela sıkı takip ettiğim bazı bloglar oluyor. Wikiler var. Bizim Wikipedia'dan bildiğimiz. Yine podcastlerin yayınlandığı alanlar var. Videocastlerin yayınlandığı kısımlar var. Özellikle YouTube olarak. Google'un uygulamaları var. Eğitim için sunduğu o kadar çok olası ortam, o kadar çok destek var ki aslında. Drive uygulamaları, Bullet için. Formlar uygulamaları, işte tablo uygulamaları, doküman uygulamaları var. Translate var. Sanat uygulamaları var. Yani Google gerçekten bu eğitim sürecinde bizleri çok fazla destekleyen kurumların başında geliyor. Peki Web 2.0 deyince herkes mesela ben dersteyken ya da öğrencilerimle bu durumu paylaşırken bana hep şey diyorlar. Hocam Web 1.0 da var mı? Hani her şeyin bir öncesi de olur. İşte bu tıpkı şey gibi güncellenmiş bir üst versiyon gibi geliyor diye. Doğru. Önceden aslında Web 1.0 vardı. Sonraki süreçte Web 2.0 uygulamaları, sonra Web 3.0 bu şekilde devam etti süreç. Burada Web 1.0'da aslında şöyleydi. Kişiler sadece içeriği yazıp yayınlıyorlardı ve siz girip bunu okuyabiliyordunuz. Durağan bir sayfa vardı. Oraya yorum yapamıyordunuz. Şifreli bir oturma açma gibi bir durum yoktu. Sadece görebildiğimiz şey kişinin kendi fikirlerini bizim okuyabiliyor olmamızdı. Bu yüzden daha çok bireysel akıl ön plana çıkıyordu. Ve kişisel web sayfaları bunun en güzel örneği olarak ifade edebiliriz. Ama Web 2.0 ile beraber durum biraz daha değişti. Sadece okuyan değil, artık yazan, oradaki görüşlere katılan ya da katılmayan hareketli sayfalar oluşmaya başladı. Şifreli oturumlar açmaya başladık. Yazılanlara yorum yapabilir hale geldik. Hatta bazen o yorumlara tekrar tekrar yorumlar yapıldı. Bu sefer içerik herkesin ortaya koyduğu katkılarla oluşmaya başladı. O yapılan yorumları diğer kişiler görebilmeye başladı. Ortak akılla üretilen içerikler meydana geldi. Biz buna da en çok blogları örnek verebiliriz ya da Wikipedia'yı örnek verebiliriz. Açılan bir başlıkla ilgili o konuda bilgisi olan birçok kişinin oraya bir şeyleri yazabilir, yerleştirebilir hale gelmesiyle. Tabii günümüzde muhakkak Web 3.0'ı da duymuşuzdur. Semantik web olarak nitelendiriliyor. Biraz daha onun gelişmiş bir versiyonu. Tabii sanal gerçeklik odaklı Web 4.0 da var. Şu an Web 4.0 üzerinde yoğunlaşıyoruz artık. Ama Web 2.0 bunların içerisinde nasıl? Şöyle ki Web 1.0'da biz çoğunlukla hani sadece yazılama okuyoruz demiştik ya, dikte etme var orada. Web 2.0'da sosyal olarak inşa edilmiş içerikler var. Web 1.0'da ise içerik açısından yeniden oluşturulmuş. Semantik web diyoruz ya, içerisinden seçerek belli algoritmaları
kullanarak oluşturulmuş içerikler var. Web 1.0'da teknoloji dijital mülteci gibiyken, Web 2.0'da dijital vatandaş gibiyken, Web 3.0'da dijital evren olarak ifade ediliyor. Öğretmenden öğrenciye bir akış varken, öğretmenden öğrenciye ve öğrenciden öğretmene tekrar öğrenciye bir akış oluyor Web 2.0'da, düzeltiyorum. Web 1.0'daysa hem öğretmenden öğrenciye, hem öğrenciden öğrenciye, hem de öğrenciden öğretmene. Yani bir tık daha öne geçiyoruz Web 1.0 uygulamalarında. Tabii önceden anne babalar okulu çoğunlukla kreş yerleri diye algılarken sonra öğrenme yeri. Bu bakış açısı da artık değişmeye başlıyor Web 1.0'la. Öğretmenler eğitimli profesyoneller olarak algılanıyor yine bu süreçte. Tabii ki bu Web 2.0 araçları Web 1.0'a göre zaten evet bizim günümüzde istediğimiz şu, özellikle de pandemi sürecinde öğrencilerin ilgisini çekebilme, derse onları katabilme, etkileşimli bir şekilde çalışabilme, aynı zamanda öğrenip öğrenmediklerini de test edebilme anlamında gerçekten biçilmiş bir kaftan. Sınıfta olsaydık belki çocuğun fiziksel olarak orada olduğunu görebiliyorduk. Sorduğumuz ani sorularla zihinsel olarak da orada mı yoksa farklı bir yerde mi bunu keşfedebiliyorduk. Ama çevrimiçi ortamda bu birazcık daha zorlaşıyor. Özellikle son zamanlarda dinlediğim şeylerden gördüğüm kadarıyla çocukların kameralarını, mikrofonlarını kapalı hale getirip işte ekranı küçültüp arka planda oyuna ya da başka şeylere daldığını görebiliyoruz. İşte böyle durumlarda diyorum acaba sadece düz anlatım yerine işbirlikçi araçları da kullanarak onları derse çekmek daha mı iyi olur, daha mı kolay olur? Bu yüzden Web 2.0 araçları düşünüyorum pandemi sürecinde biraz daha ön plana çıkıyor, daha önemli hale geliyor. Üstüne öğretmenlerimizin de işini kolaylaştırıyor. Bir de bu açıdan da bakmak gerekiyor. Biz Web 2.0 araçlarıyla o kadar çok şey yapabiliyoruz ki, yani işbirlikçi çalışmalar yapabiliyoruz, animasyonlar yapabiliyoruz, karakterler tasarlayabiliyoruz, anketler, değerlendirme araçları, çevrimiçi toplantılar yapabiliyoruz. Şu anda bir mesela toplantının içerisindeyiz sanal ortamda. Poster araçları, video araçları, sanal gerçeklik uygulamaları, bulmacalar hazırlayabiliyoruz yine aynı şekilde. Bunların hepsini biz Web 2.0 araçlarıyla çok kolay bir şekilde aslında yapabiliyoruz, gerçekleştirebiliyoruz. Peki bu süreçte biz ne yapabiliriz? Hasan Hocam'la da konuşurken şunu söyledik. Normalde tabii ki Web 2.0 araçları etkileşimli olarak birbirimizle aynı ortamda işte şöyle bir görevi hep birlikte yerine getirelim deyip uygulamaları teker teker deneyerek aslında yapabileceğimiz etkileşimli bir eğitime dönebilir. Ama pandemi sürecinde şöyle yapabiliriz. Temel bir farkındalık oluşturabiliriz. Hangi araçlarla nasıl uygulamalar var? Neleri yapabiliyoruz? Bunlara yönelik bir başlangıç dahi yapmamız, ilgisi olan hocalarımızın o uygulamaları açarak, gerekirse hani uygulayarak, takıldığı yerlerde bizlere danışarak bu süreci onlar için daha verimli, etkili hale getirebilir aslında. Bazen hani Web 2.0 araçları ile ilgili eğitim yaparken bazı hocalarımız şey diyor bana, hani Adobe'un programları var, biz onları neden kullanmıyoruz? Tabii ki kullanabilirsiniz. Yani temelden daha üst düzeyde, daha orta düzeyde bir bilgisayar beceriniz varsa, program beceriniz varsa tabii ki onları kullanın. Onlar da güzel. Ama biz şunu biliyoruz. Bu araçlar için bulunduğumuz kurumların bize sunduğu ücretsiz ya da lisanslı ürünler olmayabiliyor. Bu ürünlere nasıl erişeceğiz? Hadi ürünlere eriştik. Bilgisayar bağımlı yaşamak zorundasınız. Yani kendi bilgisayarınızda kurduğunuz bu yazılımla işi çözmek zorundasınız. Ama ben çoğu zaman görüyorum. Çok basit sorular geliyor. Şunu nasıl yaparız? Bunu nasıl yaparız? Ve o an orada o işe çözüm üretmeniz gerekiyor. İşte böyle durumlarda Web 2.0 araçları gerçekten bizim elimiz kolumuz. Yani hızlıca orada bize çözüm üretme konusunda müthiş derecede yardım yapıyor. Katkılar sağlıyor. Gönül ister ki tabii her şeyin en iyisi hep daha üst düzeye gidebilmek. Ama Web 2.0 araçlarıyla da gerçekten profesyonel düzeyde tasarımlar yapabiliyoruz aslında. Hani o kadar çok farklı seçenekli araçlar var ki bunlardan elimizin yatkın olduğu bir tanesiyle başlayıp süreci devam ettirebiliyoruz. Tabii Web 2.0 araçlarının şöyle bir güzel yanı daha var. Bu teknolojinin tamamı için aslında geçerli. Hani öğrendiğimiz bir teknolojinin bir daha üst versiyonunu kullanırken çok fazla zorlanmıyoruz.
yapıyoruz aslında. Yani o teknolojiyi öğrenirken gördüğümüz bilgileri hop oraya transfer edebiliyoruz. Web 2.0 araçlarında da böyle. Sistemin işleyişini, o araçların kullanımı ile ilgili arayüzleri böyle bir iki farklı uygulamada gördükten sonra hiç bilmediğiniz bu uygulamayı açıp orada bile içerik üretebilir hale geliyorsunuz. Bu da onun güzel yanlarından biri. Şimdi kabaca hangi uygulamalarda hangi araçları kullanabiliriz? Onlarla ilgili ben böyle minik bilgilendirmeler yapmak istiyorum. Burada özellikle seçtiğim araçların hani özel yanları şunlar. Arayüzleri kullanıcı dostu. Ücretsiz olarak içerik geliştirebiliyorsunuz. Bu araçların büyük bir çoğunluğuyla kısıtlamaları çok az ya da hiç yok. Yine aynı şekilde hani ihtiyacımız olan bilgileri en kolay yoldan oluşturabileceğimiz araçlar. Bunların başında mesela poster hazırlamayla ilgili konuşmak istiyorum biraz. Poster hazırlama deyince özellikle çevrenizde bilişimciler varsa size hemen diyorlar ki Canva'da hazırlayabilirsin. Canva bunların en başında gelenlerden biri. Canva'nın birçok özelliği var. Sanal sınıf uygulaması dahi var. Bunu başa yazmamın ana sebebi şuydu hocalarım. Şöyle ki Canva bu pandemi sürecinde dedi ki Milli Eğitim'de görev yapan öğretmenlerimiz Milli Eğitim'de görev yaptıklarını bize belgelerlerse Mebis'ten ekran görüntüsü alıp gönderirlerse ücretli olan kısmını da Canva'nın onları ücretsiz olarak açabiliriz dediler. Yani tam sürümlü bir Canva kullanmak istiyorsanız bunu gerçekleştirebiliyorsunuz artık. Bu pandeminin en güzel yanlarından biri de yani güzel yan derken bulmaya çalıştığım güzel yanlardan biri bu oldu. Yani birçok çevrimiçi kitapları, dokümanları açtılar, arşivleri açtılar. Birçok eğitim ücretsiz bir şekilde çevrimiçi ortamda hem öğretmenlerin hem öğrencilerin hizmetine sunuldu. Bunlardan biri de Canva'ydı. Bu yüzden Canva'nın kendi sayfasına girdiğinizde Mebis'ten alınan bir ekran görüntüsünü oraya yüklemeniz yeterli o formu doldurarak. Bu sayede Canva'yı tamamen ücretsiz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Sonra Easily var yine burada en çok kullanılanlardan. Web Poster MyWall var. Gloster da var yine aynı şekilde. En çok kullanılan ve en kolay arayüze sahip olanlar bunların içerisinde. Video konferans araçları var. Biz zaten bunları herhalde biliyoruz. Hepimizin içi dışı video konferans araçlarıyla doldu. Zoom var burada. Google Hangouts var. Meet uygulaması var yine aynı şekilde. Teams uygulamaları var. En basitinden Skype uygulamaları var. Bunlarla çok kolay bir şekilde biz video konferans işlemlerini gerçekleştirebiliyoruz. Buralarda kaydettiğimiz videoları sonra video düzenleme ve sunum araçlarını kullanarak yine aynı şekilde editleyerek, güncelleyerek, istediğimiz yerleri kırpıp keserek, aralara geçişler, efektler koyarak yayınlayabiliyoruz platformlar üzerinden. Video oluşturma ve düzenleme sürecinde çok fazla araç var. Bunlardan profesyonel düzeyde olanları da var. Bilgisayarda kurup kullanabileceğiniz masaüstü uygulamaları da var. Ama mesela Movie Maker, çevrimiçi ortamda da kullanabileceğiniz, bilgisayara da kurabileceğiniz bir yazılım ve çok basit, o kadar basit bir arayüzü var ki bununla videoları sıfırdan bir videoda oluşturabilirsiniz. Olan bir videoyu düzenleyebilirsiniz bu aracılığıyla. Yine Animato var, Loop var. Son zamanlarda çok fazla kullanılan ve eminim ki ismini duymuştursunuz ya da bakmak isteyeceksinizdir bu eğitimden sonra. Cupwing var, Kiazo var yine bu süreçte. Bunlar benim en çok kullandığım ve sizlere de kullanmanızı önerdiğim yazılımlar, uygulamalar. YouTube'un da hani editörü var bu konuda video oluşturma ve düzenleme süreciyle ilgili. Yine profesyonel düzeyde olmasa da işinizi görebilecek uygulamalardan biri. Bu video oluşturma ve düzenleme sürecinde kullanılabilecek uygulamalardan. İnfografikler var. Özellikle sosyal bilimler alanındaki hocalarımın en fazla kullanacağı uygulamalardan biri bu. Verilerimiz çok sayısalsa, ardışıklık içeriyorsa, yine aynı şekilde birbirine takip eden sıralı, aşamalı şeyler varsa biz bunları infografikler üzerinden çok rahatlıkla, kolay bir şekilde hazırlayabiliyoruz aslında. Infogram, InfoGR, PictoChart, Easily bunların en basit olan ve en çok bilindikleri. Biz çoğunlukla infografikleri istatistiki bilgileri sunmak için kullanıyoruz genellikle ama bilgilendirme amaçlı zaman akışını gösterme anlamında, süreci gösterme anlamında, coğrafi öğeleri içerecek şekilde hazırlayabileceğimiz, karşılaştırmalı, hiyerarşi, liste, özgeçmiş dahi hazırlayabileceğimiz infografik uygulamaları olabiliyor.
Çoğunlukla dediğim gibi sosyal bilgiler ve coğrafya o tür alanlarda daha çok kullanılıyor ama mesela müzik öğretmenlerimizden bunu kullananlar var. Müzik aletlerinin tarihi gelişimiyle ilgili infografikler hazırlamışlardı. Çok güzel örnekleri de vardı. Kendi alanımızda da yine bunları kullanabiliyoruz. Anket oluşturma özellikleri var. Bunlarda başında, tabii bunların en başında Google Forms'lar geliyor. SurveyMonkey var. Yine aynı şekilde burada en çok kullanılan Kahoot var. Çoğunlukla bunu quiz yönüyle biliyoruz ama anket de yapabiliyoruz burada üzerinden. Geçenlerde Aralık'ın son haftasında şöyle bir konuşma oldu. Milli Eğitim'den birkaç tane hocamızla. Bu Tokat'ta yaşanan bir olay. Hocalarımıza öğrencilerimizin hangi dersten dönem projesi almak istediklerini öğrenmeleri istenmiş sınıf öğretmenlerinden. Öğrencilere nasıl ulaşacağız? İşte ben Google'un tablolar uygulamasını kullandım. Orada her bir öğrenci için işte bir sayfa açtım ve buraya hangi dersten proje almak istiyorsa onları yazmasını istedim dedi hocalar. Ben de dedim ki yani böyle yapmışsınız ama öğrencilerimiz bizim birazcık fazla dikkatliler bu süreçte. Birbirlerinin dedim yanıtlarını değiştirip değiştirmediğini nereden bileceksiniz? Şöyle bir şaşırdı, yok dedi, öğrencilerim bunu yapmaz dedi. Sonra 1-2 saat geçtikten sonra bir mesaj attı. Biz ayrılmıştık tabii o süreçte. Hocam dedi, içime dedi bir kurt düştü. Yani bunu nasıl yapacağım ben? Ya değiştirdilerse? Dedim ki hocam hani tablolar da tabii ki kullanışlı olabilir ama mesela Google formları kullanarak yapsaydınız keşke dedim. Herkes kendi yanıtını gönderseydi sizi, ama dedi işte orada dedi grafik olarak olmuyor. Hayır dedim, özet kısmında grafik olarak da gösteriyor size. Ve dedim kimin gönderdiği, işte saat kaçta gönderdiği bile dedim orada var. Bu üzerinden dedim isterseniz daha güzel olur diye. Sonra Google Formlar üzerinden o verileri topladı. Çok da iyi oldu aslında. Bu yönünü bilmiyordum dedi. Bundan sonra hani böyle kullanırım diye. Bazı hocalarımız Google Form'u biraz nasıl diyeyim, her yönüyle bilmiyor aslında. Anket oluşturabiliyoruz burada, evet. Test de oluşturabiliyoruz burada. Mesela bir sınav da yapabiliyoruz. Biz bahar döneminde beşiği derslerimizde özellikle İngilizce ve Türk dilinde Google Formları kullanarak bütün üniversiteye açık bir şekilde bir saatte başlatıp bir saatte bitirerek cevapları almak zorunda kaldık. Çünkü öğrenci sayısı çok fazla ve her birine testi çevrimiçi ortamda nasıl uygulayacağız? Pandeminin ilk başlangıcı ve bir yandan da hani diyoruz ki işte süre olsun, öğrenciler girebilsinler sisteme, çıkabilsinler. Öyle deyince Google Formlar üzerinden mesela yazılımımızı hazırlamamıştık, uygulama fırsatımız oldu. Bu sayede hem hocalarımız hem öğrencilerimiz bu sistemle biraz tanışmış oldular aslında. Hayatımızı kolaylaştırabilecek bir uygulama. Yani biliyor olmak ve bunun üzerinde birazcık kafa yorup dersimize nasıl entegre edeceğimizi görmek güzel oluyor aslında, eğlenceli oluyor. Kelime bulutu uygulamaları var. Ben şeyi görüyorum bu kelime bulutu uygulamalarında çoğunlukla. Yeni kelimeleri öğreteceğimiz zaman, yeni kavramları öğreteceğimiz zaman çok fazla işe yarayabiliyor. Bizim alanda işte hangisi donanım birimi, hangisi giriş birimi. Hani bu tarz daha basit uygulamalarda kullanılabiliyor ama özellikle dil öğretiminde kelime bulutu uygulamaları çok fazla kullanılıyor. Bunların içerisinde de Tagula WordArt en fazla kullanılanlardan, benim de kullandığım uygulamalardan. Bu şu şekilde bir görseli sizin için oluşturuyor. Çok da eğlenceli oluyor. Karakter tasarım uygulamaları var. Bunun yani bunu biz pandemi öncesinde de çok kullanıyorduk, keyif alıyorduk. Üniversite düzeyinde öğrencilerin keyif aldığını düşünsenize hocalarım. Yani bunu o zaman ilköğretim ya da ortaöğretim düzeyinde yapsak çok daha böyle eğlenceli olacak. Burada Voki var, Bitmoji var. Biz Voki üzerinde çalışmıştık. Daha önce bahsetmiştim, etkileşim akıl tahtaya yönelik 2014-2015 döneminde eğitimler düzenlediğimizde. Şimdi öğrencileri, öğretmen adaylarını salona aldığımızda onların yerleşmeleri o kadar zaman alıyordu ki. Yani geliyorlar, tamam yerleşecekler, bekliyoruz. 5 dakika geçti, 10 dakika geçti. İçeride 100 kişi var. Nasıl onları hazırlayacaksınız bu sürece? Hani dursuzla zaten olmuyor. Biz o süreçte Voki ile başlıyorduk eğitime. Bizim benimle beraber eğitim sürecine görev alan Ömer hocamız vardı. Ömer hocanın Voki'de tasarımını yapmıştık. Ona gerçekten çok benziyordu. Saç şekli, işte gözlüğü tamamen onun gibiydi. Sonra bir ses kaydı aldık başka bir ortamda. Sanki Ömer hocayla karşılıklı konuşuyormuşuz gibi. Benim konuştuğum kısımlarda bir sessizlik var. Ömer hocanınki tamamen bir ses kaydı. Yaklaşık 1,5 dakikalık bir ses kaydıydı. Öğrencilerin çoğunluğu yerleştiğinde biz Voki'de uygulamayı başlattık. Çocuklar bir şaşırdılar.
ilk başta Ömer Hoca ile karşılıklı konuşuyoruz zannettiler. Baklar Ömer Hoca sadece onlara gülümsüyor. Sonra karakterle konuştuğumu gördüler. Nasıl yani dediler. Yapay zeka mı var arkada? Tabii onlar bir ileriyi düşündüler. Dedi o kadar değil. Bir ses kaydı vardı. Biz size eğitimden önce bunu işte hazırladık ki dikkatinizi çekelim. Sizi de hızlıca yerleşik hayata geçirelim diye. Orada dedik size ses kaydının olduğu bu kısımda böyle böyle işte boşluklar var. Oralarda ben devreye giriyorum, konuşuyorum diye. O kadar keyif almışlardı ki yani gerçekten işe de yaramıştı. Dikkatlerini çekme ve sessiz kalmalarını sağlama anlamında. Sonra eğitim fakültesinde bildiğiniz üzere hocalarım hem öğretmenlik uygulaması var, staja gidiyorlar. Hem de belli dönemlerde, belli derslerde sunumlar yapıyorlar. Oralarda da bu uygulamaları kullanmaya başladılar. Çok güzel dönütler almaya başlamıştı. Keyif alıyorduk o süreçte onlardan gelen geri bildirimlerden. Bu tasarımın dışında bulmaca ve bilgi kartı hazırlama uygulamaları var. Bunlar en çok yüz yüze ortamdayken aslında işimize yarayacak uygulamalardı belki. Şöyle ki hani bu etkinlik yapraklarını hazırlayarak, tasarlayarak öğrencilerle paylaşmak büyük keyif alıyordu. Ama biz bunu pandemi başladığında süreç yüz yüze uzaktan döndüğünde de biz yine bunları yapmaya başladık aslında. Öğrencilerle yine görevlendirmeler, ödevlendirmeler yapıyoruz. Ve aynı zamanda işte yapmaları gereken, tamamlamaları gereken yaprak testleri onlara gönderiyoruz. Bunları çevrimiçi ortamda hazırlayıp elle de çizmek tabii ki güzel. Fotoğrafını çekip göndermek de hoş olabiliyor. Ama çevrimiçi ortamda hazırlayıp direkt bilgisayara indirip oradan da öğrenciyle paylaşmak bence çok daha kolay oluyor bu süreçte ve daha profesyonel bir görüntü sağlıyor. Burada gerçekten hani Jigsaw'la Quizlet de yine fena değil, güzeldir. Kram güzeldir burada. Bu üç uygulama ve diğerleri ilginizi çekebilecek ve incelemenizi önereceğim uygulamalardan. Başka neler var? Kavram haritaları, zihin haritaları, bilgi haritaları. Bazı hocalarımızdan bunları çok duyuyoruz. Diyoruz ki işte kavram haritası oluşturmaya çalışıyorum dersimde. Hangi arayüzü kullanayım? Bunları biz tabii ki Paint'te dahi çizebiliyoruz. Ya da işte Word'de ya da PowerPoint'te sunum hazırlama araçlarında illaki onlarda da kullanabiliriz. Ama daha profesyonel düzeyde mesela Poplet'i kullanarak, Bubble'ı kullanarak, Mentimer tarzı uygulamalar var, Mindmap var yine aynı şekilde. Bunları kullanarak şu şekilde karmaşık gibi gözüken ama işin özünü içeren uygulamaları oluşturabiliyoruz, tasarımları oluşturabiliyoruz. Mesela Türkçe eğitiminde işte Türkçenin hangi dil kollarından geldiğini göstermek, onunla ilgili kısımlar. Ya da işte sosyal bilgilerde kavimler göçüyle alakalı kısımlar. Hani her bir kavramı içerecek şekilde bir ağ oluşturacağımız zaman bunları kullanmak aslında çok güzel. Yani bunları ifade etmeye çalışsak en az 200-300 kelimeye ihtiyacımız var. Ve onları buraya yazıp teker teker öğrenciye yansıtmaktansa şu şekilde bir görsel üzerinde çalışmasını sağlamak aslında çok daha basit ve çok daha kolay oluyor bu süreçte. Eğitsel oyun hazırlama uygulamaları var. Yine bu bizim bu süreçte oyunlaştırma için kullanabileceğimiz uygulamalardan. Bu dönem proje geliştirme dersinde de öğrencilerimizle yürüttüğümüz bir projede var. Bahar döneminde biz şunu gördük öğretmenlerimizle de konuştuğumuzda. Hani derse yüz yüze ortamda derse öğrenciyi çekebilmek için bir takım ısınma hareketleri ya da küçük oyunlarla derse başlıyorduk dediler. Özellikle ilk öğretim düzeyinde. Ama iş pandemide uzaktana dönünce çocukları derse çekemiyoruz diye. Başlangıçta oynanabilecek aslında bir takım oyunlar var. Biz şimdi bu oyunları derlemeye çalışıyoruz. Çevrimiçi ortamda öğrencileri derse çekebilmek, motive edebilmek ya da onların tam dersten koptukları süreçte tekrar onları derse çekebilmek için o arada verdiğimiz kısa molalarda oynanabilecek oyunları belirlemeye çalışıyoruz. Sonra bu oyunları bir arayüzde oyun bankasına dönüştüreceğiz. Bu süreçte mesela bizim de kullanacağımız bir takım yazılımlar var. Burada Action Bond var ve Learning Apps var. Bunlar yine en çok kullanılan, eğitsel oyun hazırlamada kullanılan uygulamalardan. Aslında hocalarım şöyle, belki şey düşünebilirsiniz. Bir sürü Web 2.0 uygulaması var. Biz bunlarda işte hani öğrenip uygulamak için bir ürün çıkarsak ortaya çok zamanımız olacak gibi, çok zaman kaybedeceğiz gibi. Ama şöyle düşünün.
oluşturduğunuz ürünü, uygulamayı hem öğrencilerinizle paylaştığınızda o süreç daha zengin bir öğrenme yaşantısı geçirmelerine sebebiyet verecek. Hem de hızlıca onu güncelleyebilecek ve birden fazla şubede ya da birden fazla okulda bunu uygulayabileceksiniz. Yani EBA'daki yüklenen içerikleri ben belli aralıklarla göz gezdiriyorum. Mesela hocalarımız kendi hazırladıkları yaprak testleri ya da işte animasyonları oraya yüklüyorlar ve birçok hocamızın kullanımına sunuyorlar. Mesela sizler de buralarda hazırladığınız uygulamaları oralara yükleyebilir. Tabii ki branş bazlı gruplarımız oluyor. WhatsApp gruplarımız. Oralarda paylaşabilir. Birçok kişinin erişimini açabilirsiniz ve yıllarca o içeriği geliştirerek tekrar tekrar kullanabiliyorsunuz. Yani teknoloji destekli uygulamaların böyle bir avantajı da var. Bu yüzden düşünebilirsiniz bunları aslında. Animasyon oluşturmayla ilgili yani çok basit aslında bir arayüzü var ama oraya koyduğunuz bir karakter ya da yaptığınız bir seslendirme ya da koyduğunuz birkaç efektle çocukların müthiş derecede ilgisini çekebiliyorsunuz bu animasyonlarla. Yani yaşımız büyüse de hala çizgi filmlere, animasyonlara olan ilgimizi çoğunlukla kaybetmiyoruz. Öğrencilerimiz de bu süreçte keyif alıyorlar. Bizler de çok basit bir şekilde animasyon oluşturabiliriz. Belki bazı hocalarım bana şey diyecektir, hocam flash'ta hazırlanabiliyordu bizim zamanımızda, biz öyle hatırlıyorduk diye. Evet, flash'ta hazırlanabiliyor çok da basit bir şekilde ama bunun için işte biraz kod yazma becerisi, biraz tasarım becerisi gerekiyor. Halbuki burada hazır içerikler var, hazır şablonlar var. Bunların içerisine siz sadece kendi hikayenizi, senaryonuzu yerleştiriyorsunuz. Bazen karakterleri bile tasarlamanıza gerek kalmıyor, hazır bir karakter size uyuyorsa onları burada kullanabiliyor. Çok basit bir şekilde efektleri seçerek devam ettirebiliyorsunuz. Animasyonunuzu ortaya çıkarabiliyorsunuz. Burada Palton var, Go Animate var. En çok duyup kullandığınız belki de. Movly var yine aynı şekilde. Bu uygulamaları kullanarak herhangi birini basit bir şekilde bir animasyon oluşturarak dersinizde kullanabilirsiniz. Bu animasyonlar biliyorsunuz dikkat çekme sürecinde kullanılabiliyor. Yine dersi özetleme kısmında kullanılabiliyor dersin sonunda. Ben mesela çoğunlukla eğer bir ödevlendirme ya da görev vereceksem bir sonraki hafta için hazırlık anlamında onu mesela animasyonlaştırarak paylaşıyorum. O zaman daha böyle hani etkili olduğunu düşünüyorum. Daha çok ilgilerini çekiyor diye düşünüyorum. Sizler de yine bu süreç işte kullanabilirsiniz bunu. Sunum hazırlama araçları var. Bizler eminim ki bu sunum hazırlama araçlarına aşinayız, biliyoruz. Özellikle PowerPoint gibi. Onun şimdi pandemi sürecinde ön plana çıkan Office 365 uygulamaları kısmı var. Oru üzerinde çevrimiçi ortamda kullanabiliyoruz. Yine Google'ın sunumlarla ilgili kısmı var. Oru üzerinden de kullanabiliyoruz. Ama Prezi, Padlet, Vengeek, bunlar Amaze. Bunlar yine en çok kullanılan sunum hazırlama araçlarından. Efektleri kolay, binlerce tasarım var. O tasarımların içerisinden istediğiniz, size uygun gelen, en güzel, en can alıcı, işte göze hitap eden uygulamaları kullanarak, tasarımları kullanarak çok basit bir şekilde sunumlarınızı hazırlayabiliyorsunuz. Çok daha göze hitap eden efektler koyabiliyorsunuz bu sunum hazırlama araçları içerisinde. Dijital hikayeler oluşturabiliyoruz. Dijital hikaye ve dergi hazırlama. Biz bunu şöyle söyleyeyim. Okullarımızda panolar oluyor. Bu panolara yerleştirdiğimiz kağıtlar, işte hazırladığımız o renkli kartonlar oluyor. Onları yerleştirebiliyoruz. Şimdi uzaktan sürecimiz devam ediyor. Bu aslında bize çok da bir engel değil. Bu panoları tekrar oluşturma, dijital ortamda dergi hazırlama ya da dersimiz içinde kullanılabilecek hikayeler oluşturma. Biz bunları çok basit bir şekilde yine bu Web 2.0 araçlarıyla yapabiliyoruz. Mesela Tundu. Bunların içerisinde en basit ve en göz alıcı olanlardan biri. Storyboard var, Storyjumper var, Bookpress var. Bunların her biri bir de işbirlikli olarak çalışarak ortaya ürün koyabileceğiniz araçlardan. Bunları kullanarak dijital hikaye hazırlayabilir ya da dergiler oluşturabilirsiniz. Dersiniz için, mesela bir ders için dergi olabilir, bir okul için dergi olabilir, okuldaki yapılan faaliyetleri de gösterme anlamında ve tanıtma anlamında çok da eğlenceli olur. Bunlar da
mesela bir kitabı çevirirken, sayfayı çevirirken ki o esnekliği verebileceğiniz çok basit efektler var. Bunları flash tarzı uygulamalarla yapmaya çalışsak belki biraz daha zahmetli olur. Biraz hani arayıp o tarz uygulamayı hayata geçirebilmek için bir tasarıma ihtiyaç olabilir. Ama burada sadece birkaç şeyi ekleyip sürükle bırak ya da işaretleyerek hızlıca kolay bir şekilde oluşturabiliyorsunuz. Logo tasarlama araçları var. Buna neden değinmek istedim? Buna şu yüzden değinmek istedim. Avrupa Birliği projeleri oluyor. Bizler bu süreçte Etwinning projeleri yapıyoruz çoğunlukla. Her bir projenin bir logoya ihtiyacı oluyor. Biz peki bu logoları nasıl tasarlıyoruz? Tabii ki tasarım araçlarını kullanabiliyoruz. Bunların dışında çevrimiçi ortamda en çok kullanılan Poster MyWall var. Belki biliyordunuz ya da Logo Maker var. Biz bunlardan herhangi birini kullanarak kendimize, kendi projemize ya da kendi dersimize uygun logoyu çok basit bir şekilde tasarlayabiliyoruz. Bu logo tasarım araçlarını çoğunlukla hatta bizler bile değil, öğrencilerimize veriyoruz. Diyoruz ki evet, projemize için bir logo sen tasarla, bir logo sen tasarla diye. Sonra o logolar içerisinden uygun olanını seçebiliyoruz. Böyle güzel bir yanı var ve dediğim gibi ben çok basit bir arayüzle bunu halledebiliyoruz. Başka internet sayfası hazırlamamız gerekiyor kimi zaman. Portfolyolar var yine aynı şekilde. Şimdi bizim zamanımızda dönemin başından dönemin sonuna kadar yaptığımız bütün işlemleri bir dosyamız olur. Dosyanın içerisine yerleştirirdik. Dönem sonunda öğretmenimize getirir, onu teslim ederdik. O onu incelerdi. Şimdi çevrimiçi ortamda biz bunu nasıl yapacağız? Biliyorsunuz pandeminin başında imzaları bile geciktirelim demiştik. Daha sonra tamamlanır. Hani çevrimiçi ortamda olsun ya da herkes evinde imzalasın. Fotoğrafını çekip göndersin. Islak halini, ıslak imzalı halini daha sonra teslim eder demiştik. Bu kadar zor bir süreçten geçtik. Tamam ama bu bizim yine öğrencilerimizle işbirlikli bir şekilde üretebileceğimiz herhangi bir şeyin aslında önüne geçmemeli. Yani bunu engelleyebileceğimiz bir sürecimiz var aslında. Biz bunu e-portfolyolarla ya da internet sayfaları oluşturarak aslında tamamlayabiliyoruz. Bunlarda belki blogger, WordPress bir yerlerden hatırlatıcı olacak sizin için. Aklınızda muhtemelen gelen reklamlardan ya da webde gezinirken gördüğünüz şeylerden bileceğimiz şeyler bunlar. Blog hesapları oluşturma. Dijital günlükler ya da ağ günlükleri, daha önceden basılı olarak yazdığımız günlüklerin çevrimiçi ortamdaki halleri. Bunları oluşturabileceğimiz uygulamalar var. Mesela ben Blogger'ı dersinde nasıl kullanıyorum? İşte programlamaya dönük her hafta konuları anlatıyorum programlama dilleri dersinde. Sonra öğrencilerimden o anlattığım şeyleri uygulamalarını istiyorum. Uygulamayı tamamladıktan sonra da ekran görüntüsünü alıp bunu bloglarında bir blog yayıncılığına uygun bir şekilde paylaşmalarını istiyorum. Onlar paylaştıktan sonra da belirtilen süre içerisinde ben girip bakıyorum. O kodları doğru bir şekilde yazabilmişler mi, çalıştırabilmişler mi? Ve o yayınladıkları şeyde konuyu anlayıp anlamadıklarını, o haftaki gösterdiğim komutları öğrenip öğrenemediklerini görüyorum. Bu onlar için de bir avantaj. Dönemin başından sonuna kadar neler yaptıklarını aslında hem de birebir uygulayarak yine görebiliyorlar. Bu pandemi sürecinde en çok mesela bizim bölümde bu uygulamalı derslerde, kodlamaya dönük derslerde nasıl bu süreç ilerleyecek demişlerdi. Biz bunu böyle sürdürmeye başladık. Çevrimiçi testler hazırlayabiliriz yine. Konuları öğretiyoruz ama ne kadarını öğrendiler? Öğrenilen kısım yeterli oldu mu? Yanlış öğrenmeler var mı? Biz bunları nasıl test edeceğiz? Tabii ki bunu test ederken öğrenciyi de motive de etmek gerekiyor süreçte tabii ki. Sınıf ortamında değil, arkadaşlarından uzakta, öğrenilene ne kadar hakim. Bunları anlamak da biraz zor oluyor. Böyle durumlarda oyun tabanlı platformlardan yararlanabiliriz. Bunların başında da Kahoot, Socrative gibi uygulamalar geliyor. Mentimer gibi, Quizizz gibi. Buralarda uygulamalar yapmak aslında çok zor da değil. Hani basit, kolay bir şekilde hızlıca birkaç soruyu ekleyerek öğrencilerle paylaşarak ilerleyebiliyoruz. Burada şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ders sürelerinin biraz kısıtlı olması, derse başlama ve dersi sürdürme kısmı, hani önceden 40-45 dakika süren dersleri belki daha kısa sürede yapmamız gerekiyor şimdi. 5'er, 10'ar dakika kısıtlamalar oluyor. Çünkü öğrencinin gelmesi, işte onu hazırlama gibi. Böyle durumlarda bir de hocam işte test mi hazırlayacağız, testi mi uygulayacağız diyebilirsiniz. Ben mesela şöyle yapıyorum. Önceden tabii ki derste yapıyordum bunu. Yüz yüzeyken ortamda, yüz yüze ortamlarda.
mesela. Kahoot'ta mesela soruları açıyordum, yansıtıyordum. Dersin sonunda ya da dersin başında o haftaki konuya göre uygulamayı yapıyorduk. Hatta işte birinci olan, ilk üçe girene artı puan diyorduk. Kenara yazıyorduk, onları not alıyorduk. Dönem sonunda o artları toplayıp bir puana dönüştürüyorduk. Şimdi bunu tabii ki yüz yüze ortam yok. Uzaktan ortamda da süre kısıtlı diyoruz. Şöyle yapıyorum ben. Yine devam ettiriyorum bunu. Siz de yapabilirsiniz aslında. Soruyu hazırlıyorum. Kahoot'ta mesela testi. Sonrasında diyorum ki hani bunu daha sonra bireysel olarak oynayacak. Orada işaretliyorum. Linki oluşturuyorum ve öğrencilerle paylaşıyorum. Diyorum ki işte bu uygulama işte iki gün sonraya kadar açık olacak. Herkes kendi adıyla girip bunu oynayacak. Ben de sonrasında burada paylaşacağım işte kim birinci oldu, kim ikinci. Öğrenci zaten bunu oynarken direkt birinci soruyu gördü, işaretledi, yanıtını görüyor. Doğru mu yaptı, yanlış mı yaptı bunu görüyor. Bütün uygulamayı tamamladıktan sonra bana da bunun istatistiği geliyor. Oynamış ve şu kadarını doğru yapmış, şu kadarını hatalı yapmış gibi. Burada öğrenciye birebir dönüt de verebiliriz. Hani kazanım karneleri diyoruz. O karnelerden oluşturarak öğrenciye de bak senin işte şurada bir eksiğin var, buna yönelik biraz daha soru çöz, tamamladı diyebiliriz. Belki böyle bir uygulamayla onların eksiklerini de daha kolay bir şekilde tamamlayabiliriz. Yine sanal sınıf uygulamaları var. Bunlara da biz tabii ki aşinayız ama Google Classroom, Beyaz Pano uygulamaları, Edmodo, yine Canva'nın var. Girişte de konuşmuştuk bununla ilgili. Class Dojo var. Muhtemelen yine duyduğumuz uygulamalardan. Belki bunlarla yine süreçlerimizi devam ettirebiliriz. Öğrencilerimiz de bu ortamda hem öğrenciler kendi aralarında etkileşebilsinler hem de paylaştığımız gönderiler için daha sistematik bir şekilde paylaşımları yapabileceğimiz bir ortam düzenleyebiliriz onlar için. İşbirlikli çalışma araçları var. Bu işbirlikli çalışma araçlarıyla alakalı şöyle anlatayım. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hani bizim yüz yüze ortamda grup çalışmaları yapıyorduk ya, onun dijital ortamda nasıl yapılabileceğini aslında gösteriyor bize. Burada Mentimeter, Padlet'i belki biliyordunuz. Google dokümanlar, Google tablolar biraz konuşmuştuk. Onlara da aşinayız. Benim de son zamanlarda en çok kullandığım Padlet'le burada Miro var aslında. Arayüzleri çok güzel, çok kullanışlı ve her türlü kullanabiliyoruz. İşte Padlet'i deyince ben çoğunlukla herkes şey olarak hatırlıyor, dijital pano. Evet, dijital bir pano burası aslında. Nasıl sınıflarımızda mantar panolar varsa oraya notlarımızı alıp yapıştırıyorsak bunu neden dijital ortamlarda da yapmayalım? Yani yapabiliriz değil mi? Önemli kısımları vurgulama için, görüşleri almak için ya da varsa soruları almak için. İşte ben çoğunlukla eğitimlerde soruları almak için kullanıyorum. Ya da beyin fırtınası yapacağız. Ya da bir görev dağılımı yapacağız. Yani yapılacak bir dergi çıkartacağız. Bu dergiyle ilgili herkese bir görev vermemiz gerekiyor. Spor bölümünü kim yapacak? İşte Türkçe ile ilgili kısmı kim yerleştirecek? İngilizce ile ilgili kısmı kim? Hemen ortaya dergi yazıyoruz, koyuyoruz. Yan tarafına bir alan çıkartıyoruz. Diyoruz ki işte Türkçe ile ilgili çalışmak isteyenler buraya, İngilizce ile ilgili çalışmak isteyenler buraya adlarını yazıyor diye. Tablomuzu oluşturuyoruz, paylaşıyoruz. Herkes gelip kendi istediği, görev yapmak istediği yerle ilgili oraya girip yazabiliyor ismini ve o süreçte katkı yapması gereken şeyleri yerleştiriyor. Ya da öğrencileri kendi içlerinde düşünün. Mesela proje çalışma grupları oluyor. Tabii ki yüz yüze olsalardı belli toplantı saatlerinde bir araya gelip toplanacaklardı. Ama süreç uzaktan, her biri farklı bir şehirde. Böyle olunca buralarda pano oluşturuyorlar. Kim o hafta proje için ne yaptı? Herkes onu oraya yerleştiriyor. Proje koordinatörü ya da yürütücüsü olarak belirlenen kişi, grup sözcüsü. Bunların hepsini derleyip güzel bir şekilde rapora döküyor. Bu yüzden bu işbirlikçi çalışma araçlarını derslerimize entegre etsek ve kullansak çok güzel olur. Fayda da sağlar bizim için. Yine etkileşimli materyal tasarlama süreci var. Burada Thinglink, Edpuzzle, PET var biliyorsunuz. Buralarda hazır içerikler var. Bizler bu içerikleri alıp kullanabiliyoruz. Ya da kendi içeriklerimizi oluşturabiliyoruz. Mesela bir Thinglink'te bir videoyu oluşturup videonun belli yerlerine görseller ekleyip, metinler ekleyip burası okunacak, burada şöyle bir durum var. Onları oralara işaretleyerek öğrenci okurken o işaretlere göre yönelmesini, yönlendirmelere uymasını bekleyebiliyoruz. Bu PET var. Muhtemelen bazı hocalarım duymuştur. Özellikle fizik, kimya, biyoloji,
fen bilimleri alanında. Bilişim ve matematikle ilgili içerikler de var ama daha sınırlı. Colorado Üniversitesi'nin bir uygulaması, proje uygulaması. Çevrimiçi ortamda kullanılabilecek içerikleri uzun zamandır topluyorlar. Bir komisyon var. Bu komisyonun incelemesinden geçiyor. Gerçekten hani öğrenci yararına mı, istenilen kazanıma uygun mu, kavram yanılgısına sebebiyet veriyor mu? Ve bu incelemelerin hemen sonrasında uygun bulunursa web sayfalarına yerleştiriyorlar ve sizler oradan indirip istediğiniz bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir ücret ödemeden, telif ihlali falan olmadan tabii ki. Artırılmış gerçeklik uygulamaları var. Yine derslerimizde kullanabileceğimiz, öğrencilerin çok fazla ilgisini çekebilecek, keyif alabilecekleri. Bunları bu arada sadece öğrencilerimiz için de düşünmeyelim. Hani çocuklarımız, yeğenlerimiz, bu süreçte hani katkı sağlayabileceğimiz komşunun çocuğu öyle de düşünebiliriz. Hani onlara da yol göstermek anlamında. Onları da bu sürecin içerisine çekebilmek anlamında. ColorApp'i belki duymuşuzdur burada. Qveri duymuşuzdur çoğunlukla. Augment var yine. Zappar var. Viewer var. En çok bunlardan kullanılan. Layer var yine aynı şekilde. Daha önce Aurasma diye bildiğimiz, sonra HB Reval diye dönüşen. Şu an biraz web için sınırlı erişim sağlayan ama çok güzel bir şekilde 3 boyutlu hale ya da daha fazla boyutlu hale dönüştürüp artırılmış gerçeklik uygulaması olarak kullanıma sunan bir araçlar var. Bu araçlara bakmanızı öneririm. Her birimiz illaki kendi dersimize uygun bir şekilde bunu entegre edebiliriz bu sürece. Peki İngilizce yabancı dil öğretimi süreçlerinde olan hocalarımızın kullanabileceği şeyler neler? Eğer sizler de yabancı dil öğrenmeyi istekliyseniz tabii sizler de bu araçları kullanabilirsiniz. Duolingo'yu belki duymuşuzdur biz çoğunlukla bu süreçte. Ben de yine belli bir dönem kullandım, hala kullanıyorum. Memrise var yine aynı şekilde burada en çok kullandıklarımdan. Bu uygulamaları kullanarak İngilizce öğrenmeyi tabii ki kolaylaştırıyor, bize yardım, destek sağlıyor bu süreçte. Öğrencilerimizin bu süreçte buralardan faydalanarak pekiştirme yapmalarını, yine aynı şekilde onlara ön bilgi edindirme anlamında, hazır bulmuşluk oluşturma anlamında kullanılabilecek araçlar bunlar da. Yabancı dil öğrenmeye ilgi duyan ya da İngilizce bölümündeki hocalarımız varsa branşındaki, bunlara muhakkak buradaki uygulamalara bir göz atmalarını öneririm ben. Bunlar hem ücretsiz hem de dediğim gibi kullanımı en kolay olan uygulamalardan. Karikatür oluşturma var yine. Derse başlarken kullanabileceğiniz, ders süresince kullanabileceğiniz ya da öğrencilerinizin teslim ettiği ödevlerde kendileri için oluşturabilecekleri özel imza gibi karikatürler hazırlayabilirler mesela. Biraz daha onları bu sürece hakim kılmak adına, onları bu sürece çekebilmek adına. Tundu var bunların içerisinde yine. Pixton var. Daha öncesinde kullandığımız. Wikicomics var. En çok kullanılanlar bunların içerisinde. Bakılabilir yine. Sertifika hazırlama araçları var ya da barkod araçları var. Bu sertifika araçları nerede işimize yarıyor? Okulda bir eğitim veriyoruz mesela. Orada kullanabiliriz değil mi? Ya da TÜBİTAK projeleri düzenliyoruz. Etivinin projeleri düzenliyoruz. Ben görüyorum bu süreçlerde çoğunlukla bilişimcilere hadi siz hazırlayın sertifika ediyorlar. Halbuki projeyi başından sonuna kadar yürüten sizsiniz. Onun içerisindeki hani bütün emeği gösterdikten sonra onun sertifikasını da hazırlayıp hani o sertifikaya bakarak keyiflenmek çok daha farklı bir durum. Çok da basit bir şekilde hazırlayabileceğimiz aslında Canva da var. Certificate Magic var mesela en çok kullanılan burada. Quick Certificates de var yine aynı şekilde ama bu üç tane uygulamayla bile sadece siz kendiniz hazır var olan şablona bir şeyler yazarak, sağım solunu değiştirerek, istediğiniz gibi eklemeler çıkarmalarla çok basit bir şekilde çok göze hitap eden güzel sertifikalar yine hazırlayabiliriz. Oyun etkinlik kağıdı hazırlama uygulamaları var. O kadar çok farklı başlıklarda biz bu Web 2.0 araçlarını birleştirebiliriz ki. Hani en başta da söylediğimiz gibi amacımız bir farkındalık oluşturmak. Bunları derse nasıl entegre edeceğimize yönelik bir ışık belirse zihnimizde. Zaten oradan alır yürür. Geliriz burada uygulamaya bakarız ve içinden seçerek kullanabiliriz bunları. Takım oluşturma araçları var. Takvim, tarih, saat araçları. Biz yine bunları çok kolay ve basit bir şekilde kendi derslerimize entegre edebiliriz, kullanabiliriz bu arayüzleri. Dipit var mesela takvim ve tarih araçları kısmında. Çok güzel bir şekilde, etkili bir şekilde bunları oluşturabiliyoruz.
3 boyutlu tasarım araçları var. Tinkercad gibi, SketchUp gibi. Tabii ki bunlar için farklı masaüstü uygulamalarını da yine kullanabiliyoruz ama çevrimiçi ortamda yine işbirlikli çalışabileceğimiz uygulamalar içerisinde. Bu da bizim 2017 yılında üniversitede fen bilgisi öğretmenliği öğrencileriyle beraber bir yaptığımız projede ürettiğimiz ilk yarı robot, yarı insan maketimizdendi. O yüzden onu oraya koymak istedim öyle. Bunlar hani temel bahsetmek istediğim temel başlıklardı aslında. Tabii ki bu süreçte daha detaya da inebiliriz. Hani her bir şey için farklı araçlar da önerebiliriz. İşte kodlama için, hikaye tahtası oluşturmak için, öğrencilerin çizim yapmaları için, puzzle yapmak için. Bazen işte kelime baloncukları oluşturuyoruz mesela. Çok basit bir şekilde, kolay bir şekilde oluşturmak. Ben bazı hocalarımızın güzel çizimlerine denk geliyorum. Diyorum hocam yani bu çizimler boşa gitmesin. Çevrimiçi ortama aktarın. Hani birçok hocamız bundan faydalansın. Çok da güzel olur. Etkileşimli ders tasarlama süreçleri, ekran kaydı alma. Bazen çünkü aşamalı şeyler oluyor. Onların ekran kaydını alıp kullanabilmemiz gerekiyor bu süreçte. Böyle durumlarda yine Web 2.0 araçlarından yararlanabiliyoruz. Çok da güzel oluyor. Kullanışlı oluyor. Başka mesela QR kodlar var. Uzun linkler oluyor ya da işte uzun okuması gereken metinler oluyor. Biz bunları hani QR kodlara dönüştürerek öğrencilerin basit ve kolay bir şekilde okumalarını sağlayabiliyoruz. Özellikle akıllı telefonları varsa öğrencilerin zaten muhakkak QR kod okuyucu telefonlarında oluyor. Hızlıca bunları kullanabiliyorlar. Bazen mesela derse işte hareketli bir müzikle başlamak ya da video eşliğinde başlamak öğrencinin ilgisini çekebiliyor, dikkatini çekebiliyor. Onlara bakılabilir. Başka neler yapılabilir? Drive uygulamaları, özellikle Google'un eğitim amaçlı uygulamalarını hocalarım muhakkak hani göz gezdirmenizi öneririm ben. Orada işinize yarayacak çok fazla şey var. Onlara bakılabilir. Mesela konuşulan sesleri internet üzerinden paylaşma ya da sesli katılım sağlama konusunda sesli tartışma ortamlarında kullanılabilecek araçlar var. Yine aynı şekilde. Bu pandeminin başında birçok hocamızın ben şey yaptığını gördüm. Hani Zoom'daki kayıtları kaydederek YouTube üzerinden paylaşıp öğrencilerin erişimine açtıkları. Çok güzel, çok da başarılı bir süreçti. Burada bir tek dikkat etmedikleri öğrencilerin işte kameralarının açık olma durumlarıydı. Onları da aslında çok basit bir video düzenleme aracıyla oralara küçük emojiler ya da farklı şeyler koyarak ya da bulurlaştırarak sunabilirlerdi. Böyle şeyler düşünüyorsanız mesela onlara bakabilirsiniz. Beyin fırtınası oluşturma bazen çünkü soru cevaba çok ihtiyaç oluyor. Ya da bir şeyin içeriğini oluşturma anlamında. Mesela Poplet'i o süreçte kullanabilirsiniz. Mesela PDF belgelerine sayfa çevirme animasyon ve efektleri verebiliyoruz Su.com'la. O tür yerleri kullanarak daha böyle etkileşimli, daha göze hitap eden, öğrencinin de ilgisini çekebileceği şeyler oluşturabiliriz. Çevrimiçi yayıncılık uygulamaları var. Yine blog uygulamaları var. Bilişimcilerimiz varsa muhtemelen biliyorlardır. Flowchart programı var. Algoritma akış diyagramı için. Matematik öğretmenlerinin kullanabileceği ya da İngilizcecilerin kullanabileceği farklı uygulamalar var yine aynı şekilde. Toparlanan bilgilerin organize edilmesi için mesela MuseumBox gibi uygulamalar var. Box gibi. Başka şöyle bir bakarak geçiyorum da hızlıca sizi yormamak için. En başta konuştuk mu hatırlamıyorum. Ben bu sunumu zaten sizlerin de erişimine açacağım. Birazdan nasıl indireceğimizi de konuşacağız. O yüzden hiç bir sıkıntı yok. Bunları detaylı bir şekilde görebileceksiniz. Amacım hani dediğim gibi çok yormamak, soru cevap kısmı ya da konuşmak istediğiniz kısımlar hakkında biraz zamanımız kalsın istiyorum. Bana mesela şey sormuşlardı, bunu yeni ekledim, soy ağacı çizimi. Devlet üzerinden soy ağacımızı alıyoruz, tamam, ama işte orada sadece sıralı bir şekilde. Ben dedi soy ağacımı çizmek istiyorum. Yani neden olmasın? Özellikle fen bilgisi eğitimi alanında çalışan hocalarımız işte bu DNA genle ilgili, kromozomlarla ilgili kısımda mesela belki bu araçtan öğrencilere babalası kullanarak soy ağacınızı çizin diyebilir. Çok da basit, eğlenceli bir araç. Hem öğrenciler hem öğretmenler bunu çok rahatlıkla kullanabilir yine bu süreçte. Oyunlaştırma yapılabilir. Etkileşimli videolarla sınav uygulamaları yapılabilir. Yarışma tarzında uygulamalar yine gerçekleştirilebilir bu süreçte. Benim size bir önerim de şu hocalarım. Hani eğitim çantası uygulaması var.
duymuştursunuz diye düşünüyorum. Duymadıysanız da bu eğitimden sonra bakmanızı öneririm. Bir Ozan hocamızın doktora tez çalışmasıydı bu. Adil Aşkım hocamla beraber bu süreci koordine ettiler. Web 2.0 araçlarını belli başlı kategoriler altında toplamaya çalışıyorlar. Hani öğretmenler ihtiyaç duydukları bu araçlara güncellendiği zaman içerikler yine burada da eş zamanlı olarak güncellenmeye çalışılıyor. Buraya girip kaydolup ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Mesela Babulas uygulamasında nasıl kullanıldığı, burada nasıl örnek bir materyal geliştirilebilir? Bunlarla ilgili yönlendirici rehberler, kılavuzlar, aynı zamanda videolar da var. Bu içeriklerle hani daha kolay bir şekilde bu Web 2.0 araçlarına kullanabilir hale gelebilirsiniz. Zaten en başta da söylediğimiz gibi biraz bu araçları kullanmaya başlayınca inanın birkaç tanesini kullandıktan sonra diğerlerini çok rahat bir şekilde, hızlı bir şekilde kullanabilir hale geleceksiniz. Benim sizinle paylaşmak istediğim ana şey, bir diğer özellik, az önce karakodlardan bahsetmiştik ya, onunla ilgili şurada hemen minik bir karakodum var. Bu sunuma nasıl erişebileceksiniz? Linki var burada, evet, sunumu indirebileceğimiz. Bu kare kodu okutarak doğrudan erişebileceğimiz bir kısımda var. Size direkt linki gösterebilecek. Bu araç önerileri kısmında sizinle paylaştığım ve sürekli güncellediğim bir arşiv var aslında hocalarım. Şöyle ki, Web 2.0 araçları olsun, lisansüstü eğitime yönelen hocalarım varsa veri tabanlarında aramadır ya da işte bilimsel makalelere ilgi duyan hocalarımın indirip okuyabilecekleri şeyler, ücretsiz eğitimler nerelerde var, haberdar olduğum, duyduğum eğitimleri paylaştığım, yine aynı şekilde işte sanal müze uygulamaları ya da genel kültüre yönelik arşivler, bunların yine yerleştirildiği bir kısım. Bu bahsettiğimiz, üzerine konuştuğumuz araçların çok daha detaylıları ve kategorilendirilmiş halleri. Her şeyi içeren böyle büyük bir arşivim var, sürekli güncellediğim. Ben onu buraya yerleştiriyorum. Bu arşiv sürekli hep aynı, sabit olarak orada ama güncelleniyor. Belli aralıklarla ihtiyaç duyduğunuzda buralara girip eminim ki kendinize ait bir şeyler, ihtiyaç duyduğunuz bilgiye ait bir şeyleri muhakkak görebiliyorsunuz, bulabiliyorsunuz burada. Birkaç tane kaynak önerisi olabilir size. Benim verebileceğim. Çevrimiçi ortamda da görebileceğiniz ya da en azından buradaki içeriklere bakıp hani merak ettiğin şeyler olursa bana da ulaşabilirsiniz. İlgi duyuyorsanız kavram öğretiminde Web 2.0 araçları ile ilgili böyle bir eser var. Yine daha öncesinde bizim yazdığımız birkaç tane uygulamanın özellikle nasıl uygulandığını gösterebilecek eserler de var. Şuradaki kaynaklar inanın buradakileri zaten içeriyor ve çok daha fazlasını içeriyor. O da ayrı bir paylaşmak istediğim durum. Benim yani bu Web 2.0 araçlarında neden bu kadar önemsiyoruz ve buna yer vermeye çalışıyoruz? Hani en başta da konuştuk ya hocalarım. Her şey değişiyor. Her şey dönüşüyor. Bilgi bile dönüşüyor. Yani önceden doğru bildiğimiz şeyler bile kimi zaman değişebiliyor. Bazen ben bunu söyleyince fenciler biraz kızabiliyorlar ama hani Plüton'a gezegen diyorduk, sonra işte gezegen bile değil dediler, onu oradan çıkardılar falan. Bilgi bile durağan değil, o bile sürekli değişirken biz niye yerimizde kalalım? Yani biz de değişelim, biz de bu sürece uyum sağlamaya çalışalım. Bu Web 2.0 araçlarıyla bir öğrencimizin bile hayatını dokunsak, onu bile derse çekebilsek çok daha farklı sonuçlar doğurur. Yani çok daha güzel etkili şeylerle döner bu bize. Bir kelebek etkisi gibidir. Hani bir ufak dokunuş büyüyerek, dönerek gelir. Bir de şu da var. Biz de yaptığımız işi daha fazla severiz. Çünkü elimizde hazır olan kaynakları güncelleyerek yıllarca kullanabilmek ve onları sürekli değiştirerek, dönüştürerek üzerine birikimli olarak koyabilmek elimizde çok güzel de bir arşiv olmasına sebebiyet verir. Bu yüzden benim önerim bugünkü bu seminerden sonra acaba Web 2.0 araçlarını gerçekten hani kullanmak isteyebilir miyiz? Bunu bir kendimize sormak. Ben minik bir sözle söylemek istiyorum. Dünya tarihinde daha önce hiçbir zaman bu kadar çok insan, kendi başına bu kadar çok şey ve bu kadar çok insan hakkında bu kadar çok bilgi bulma olanağına gerçekten sahip olmadı. Günümüzdeki durumu o kadar güzel özetliyor ki, hani en başında konuştuğumuz bilgi patlamasıyla başlayan süreç
hızla katlanarak, bir de katlanarak artarak devam ediyor. Bu yüzden biz ne yapalım? Biz şunu yapmaya çalışalım bu süreçte. Elimizden geleni en iyi şekilde öğrencilerimiz için ve severek yapmak çok güzel şekilde dönecektir. Ben öyle düşünüyorum. Benim anlatacağım kısım bu kadar. Bunlar. Soruları alabiliriz varsa, katkılarınız varsa onları alabiliriz. Şöyle ekranda, evet, iletişim bilgilerimde gözüküyor. Tabii minik bir mesaj da vermek istiyorum. Maske, mesafe, hijyen. Onu hemen oraya ekledim. Pandemi sürecinde ne yapalım, böyle böyle farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim hocalarımız bunun kesinlikle farkındalar. Belki böyle küçük bir şeyle, hatırlatmayla çevremize de böyle işte uyarılar yapmamıza vesile olur diye. Söz sizde Hasan Hocam. Tekrardan bu arada size de, müdürüme de, değerli katılımcılarıma da, herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu akşam burada sizinle beraberdim. Çok sağ olun. Gerçekten keyifle dinledim hocam. Sayın katılımcılarımız, sorusu olan varsa soruları alabiliriz. Sorular gelirken ben nacizane bir şeylerden bahsetmek istiyorum sayın hocam. Biz Web 2.0 araçlarını bilişim öğretmeni olunca hani sık sık kullanmaya çalışıyoruz. Yani milyonlarca, geçen de konuştuğumuzda milyonlarca Web 2.0 aracı var. Evet. Ama maalesef Türkiye'de biz geç kaldık. Yani görüyorsunuz hepsi İngilizce kelimeler. Yani Türkiye'de çok sayıda az üretilen Web 2.0 aracı var. Şu anda bilişim öğretmenleriyle yaklaşık bir 20-22 kişi Web 2.0 aracı yazmaya başladık. İşte Kaot'un Türkçe versiyonu. Plickers'ın, bildiğimiz Plickers'ın Türkçe şeyini yazmaya başladık. İnşallah tabii bunlar zaman alacak şeyler. Bir seneye kadar bunları Türkçe karakterlerle piyasaya sokup artık öğretmenlerin gözünü korkutmamaya çalışacağız. Yani Plickers deyince insanlar o kadar çok korkuyor ki sanki hani hiç beceremeyeceğiz gibi. O yüzden inşallah Türkçe karakter olursa kullanmaya daha yönelik bir şey olur herhalde sayın hocam. Doğru. Yani biz devamlı kullanıyoruz. Hatta bu pandemi döneminde Google Forms'ta biz dijital yoklamaya geçtik. Ben kesinlikle tavsiye ederim. Yani öğretmenlerimiz çıkar çıkmaz dijital yoklama alıyor. Anında ben öğrenciye tekrar ulaşıyorum. Birinci derse niye girmedin? İkinci derse işte şöyle yaptın. Şu anda sizle de konuştuğumuz gibi %92-95 katılım oranımız var derslere. Yani hocalarım da burada. Çok güzel, maşallah. Ben tavsiye ediyorum açıkçası Web 2.0 aracına. Evet, geç kaldık ama bence her şeyin bir dönüş noktası var. İnşallah bu eğitimde kadın anda her şey olur. Çok evet, sağ olun. İnşallah. Sağlık. Rica ederim. Şey diyeceğim, Hasan Hocam, güzel bir yere değindiniz. Hani bu Türkçe karakterlerle ilgili kısım. Konuşurken belki onu başta atladık. Bazı arayüzler İngilizce. Yani Türkçe desteği olmuyor. Bazı sayfaların oluyor. Mesela PET, işte bahsettiğim Colorado Üniversitesi'nin uygulaması. Onun dahi Türkçe desteği varken bazı uygulamalarda olmayabiliyor. O zaman da biraz böyle geri hani duruyor insan. Hani yapmak istemiyor, kullanmak istemiyor. Halbuki biz, ben yine en başta dediğimin arkasındayım. Birkaç arayüzü kullandıktan sonra artık İngilizceymiş, Türkçeymiş, Almancaymış, o dile çok takılmadan kendi içeriğinizi üretebiliyor hale geliyorsunuz. Hazır Hasan Hocamların da böyle bir güzel proje çalışmaları varken onları bence bırakmayıp o emekten faydalanmak en güzelidir, en güzeli olur. İnşallah hocam. Hocam bir şey söyleyebilir miyim Hasan Hocam? Tabii ki, tabii ki Ali Hocam, buyurun. İsmim Ali Akgül, Çiğil Kazım Karabekir İlkokulu'nda sınıf öğretmeniyim. Çiğil'de ikinci yılım, Eskişehir'deydim daha önce. Teknolojiye gönlünü adamış bir öğretmenim. Sınıf öğretmeniyim ama 96-97 yılından beri, hani demin bahsetmiştiniz Tuğba Hocam, Tepe Gözler diye. Evet. Üniversitede bir öğretmenimin, Talipcan diye bir öğretmenimin Tepe Gözünü tamir ederek başladım bu işe. Maşallah hocam. Şu anda yani bilgisayar konusunda kendimi geliştirmeye çalışıyorum ama sizin şu sunumunuzu izledikten sonra helal olsun size. Yani insan bir nefes alır. Yani bir nefes alma fırsatı bırakır. Teşekkür ederim hocam. Hiç şey yapmadan, iki kez sıkılmadan sunum dinledim. Birisi Eskişehir'de bir çevre temizliğiyle ilgili sıfır atık projesini anlatan birisiydi. Aynı siz gibi hiç nefes almadan o kadar akıcı anlattı ki
kendine hakim bir şekilde. Bunu övmek için söylemiyorum. Gerçekten konunuza hakim olunca iş daha iyi oluyor. Teşekkür ederim hocam. Evet. Teknoloji içerisinde işte öğretmenlerimizin o kadar akıllı tahta verildiği, bilgisayarlar verildiği, hani dediğiniz ya bilişimcilerin üzerine gidiliyor. Birçok yerde bilişimciler de bilenlerin üzerine gidiyor. Yanlış anlamasın bilişimci öğretmen arkadaşlar. Haklısınız hocam, kim bilirse. Şimdi okulumuzda kullanılması gereken malzemeleri devlet gönderiyor. Gönderilen malzemeler işte bu şekilde aslında bizlere konferans verilse, evet, ilgisi olan öğretmenlere uzaktan da olsa, kurs açılsa, ben şu ana kadar konferanslara pek girmiyordum. Web 2.0 araçlarını görünce hemen sizin isminize bir baktım. Sitenize bir girdim, bir baktım. Ondan sonra sisteme girdim. Yani ben bunu biliyorum diye kulağımın üstüne yatsaydım, dün de gece 3.30'a kadar uyumamıştım ama yine de sunumu izledim. İyi ki kalmışım. İyi ki gelmişsiniz bu konuda, hocam. Evet. Bu konuda bu şeyleri anlattığınız için, bu sunumları anlattığınız için teşekkür ederim. Farklı şeylerden paylaşımlar da yapabiliriz. Mesela bu programlara devam ettirebilirsiniz. Bilişimci, Hasan Hocam bilişimci galiba. Evet. Evet Ali Hocam. Şimdi Hasan Hocam'dan öğreneceğimiz çok şey vardır. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey vardır. Şu anda benim bir tane öğrencim Orta Doğu Teknik Üniversitesi bilgisayar programcılığını bitirdi. Eskişehir Osman Gazi'de yüksek lisans yapıyor bildiğim kadarıyla. Şimdi Hasan Hocam'la bir araya denk gelsek, otursak, oturduğumuz yerde bilgisayardan bahsetsek, ben bildiğimi ona aktarsam, bilgiye açız çünkü. Öğretmenlerin birçoğu bu akıllı tahta var okulda kullanmayı bilmiyor. Birçok okulda akıllı tahtalar, hani eski tip akıllı tahtalar da olsa çatılardan topladım gittim çiğle akıllı tahta kurdum ben. Doğanhisar'da kalıyorum şu anda. Doğanhisar'ın okulunun çatısından aldım götürdüm. Bunları öğretmenleri faaliyete geçirecek, öğrencileri daha iyi yönlendirecek çalışmalar. Mesela bahsettiğiniz çalışmalardan bir tanesi BİM'de A101'de satılan 4 boyutlu şeyler var. Kitaplar var. 4 değerli. Evet. Telefondan tuttuğunuz zaman mesela o tür şeyleri gösteriyor. Mesela bir dünyanın dönüşünü, bir dinozorları hareketli bir şekilde. Kesinlikle. Yapılan bir resimlerin hareketlenmesini. Bu tür şeyleri en azından ilgisi olan öğretmenlerle bu kursları devam ettirsek bence daha faydalı, daha güzel olur diye düşünüyorum. Ben o kadar bilgisayar bilgisini biliyorum diyordum ama şu sunuyu izledikten sonra daha bilmediğim çok program varmış. Bugün de onlara bakacağım inşallah. İnşallah hocam. Çok güzel teşekkür olur. Ederim. Teşekkür rica ederim. Allah razı olsun. Rica ederim hocam. Ben de güzel paylaşımlarınız için teşekkür ederim. Çok haklısınız hocam. Yani gerçekten hani bir etkileşimde ben şunu görüyorum, hani bazen eğitimler oluyor. Etkileşimde akıllı tahtayla hani projeksiyonun ne farkı var diyorlar. Evet, ikisini de aynı amaçla kullanırsan aradaki farkı hissetmek çok daha farklı. Ama etkileşimli içeriklerle ben bunu söyleyen hocalarıma dahi şunu diyorum. Hani hocam uygun bir zamanda etkileşimli akıllı tahtanın başına geçelim. Size bir içerik göstereyim. İşte sürtünme kuvvetinin artırılmış olduğu bir uygulama açıyorum mesela. Hadi diyorum şunu ittirmeye çalışın. Sürtünme kuvveti fazla, o kadar güç harcıyor, ittirilmiyor, hareket etmiyor. Sürtünme kuvvetini azaltmaya başlayınca kolaylıkla gider oluyor. Ya diyor, evet diyor, öğrenci de bunu hissetse daha çok dinler, daha çok katılır diyor mesela. Hani onu görüyorum. Bu konuda evet biraz eksiğimiz var hocam. Ona kesinlikle katılıyorum. Hani Türkiye genelinde de. Çünkü birbirinden farklı illerde hani katıldığımız eğitimlerde de hep benzer şeyler söylenebiliyor kimi zaman. Bunun üzerine gidebiliriz dediğiniz gibi, daha hani böyle etkileşimli, belki hani bir program ya da bir amaç bazlı birkaç uygulama üzerinden yine konuşabiliriz ilerleyen süreçte, güzel de olur. Ama sizin giriştiğiniz şey de çok değerli, hani çok önemli dediniz, hani atıl duran bir şeyi hani işler hale getirdiniz, onu tekrar gün yüzüne çıkarttınız. Bu da çok güzel bir şey. Onlar hani zor şartlarda ortaya çıkartılan birçok teknolojik ürün, cihaz. Hani bunların şu an günümüzde kullanılamıyor olması, etkin ya da aktif bir şekilde kullanılamıyor olması aslında hepimize bir borç olarak dönüyor. Bunları işin içerisine dahil etmek çok daha güzel. Hele ki hocam sınıf öğretmeniyim dediniz. Yani hani evet, bir de tepegöz tahmin ettiğinizi söylediniz. Siz yine iyisiniz hocam. Maşallah, bence iyisiniz.
Şimdi Tuğba Hocam şöyle diyeyim, birkaç şey daha ekleyeyim izninizle. Kusura bakmayın arkadaşlarım da vaktini alıyorum. Bundan yaklaşık 10 yıl evvel akıllı tahta yapmıştım. Daha okullara akıllı tahta verilmeden evvel Wii oyun konsolundan o akıllı tahtayı 4006 projesinde dokunmatik akıllı masaya dönüştürdüm. Şu anda bir tane belki duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Air Bar diye bir tane sistem var. Çok basit bir sistem. Bazı yerlerde 75 liraya bulunabiliyor ama stokta yok diyorlar. Bazı yerlerde 350 lira fiyatı. Elinizdeki laptopu şu anda tam zamanı, yani almak isteyen öğretmen arkadaşlar için laptopun ekranına takıyorsunuz, 15'e 6 ekranının altına USB'ye takıyorsunuz. Ekranı dokunmatiğe çeviriyorsunuz. Bir cep telefonu gibi dokunmatiğe çeviriyorsunuz. Bu da işte bazı arkadaşlar büyük tabletler almaya çalışıyor. 2 milyara, 3 milyara tabletler alıp işte not tabletler almaya çalışıyor. Ona hiç gerek kalmadan bir 150-200 liraya, bilemediğiniz 300 liraya güzel bir çalışma yapılıyor. Bu tür çalışmalardan mesela Hasan Hocam'la tanışmak isterim. Sizinle tanışmak isterim. Öyle bir ortam bulursak güzel çalışmalar paylaşırız inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Çok sağ olun hocam. Güzel temelleriniz için. Siz de başka sağ olun. Başka sürü olan arkadaş varsa alabiliriz. Ali Hasan hocam. Buyurun. Buyurun Hakan Müdürüm. Ben de bir şeyler eklemek istiyorum. Tuğba hocam hoş geldiniz ilçemize. Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim ben de davetiniz için. İlçe Milli Eğitim'de şube müdürüyüm. Mehmet Bey'in yardımcısıyım. Yani sizi bu akşam ağırlamaktan gerçekten çok mutluluk duyduk. Ben de çok mutlu oldum hocam. Evet, gecikmeli olarak katıldım. Yaklaşık 20 dakika sonra sunumunuza katılma imkanı buldum. Gerçekten de arkadaşların dediği gibi çok akıcı, çok güzel bir sunum oldu. Bunun için ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür ederim. Yani şunu gördüm. Bu web 0.2.0 araçlarını gösterdiğiniz zaman daha öğrenecek çok şeyimizin olduğunu farkına vardık. Evet hocam. Derslerimizde hani eskisi gibi öğretmenlerimizin işte tek düze düz anlatım yöntemi, işte tahtada gösterme tabii ki bunlar da işe yarıyor, yaramıyor değil ama bu anlattığınız, gösterdiğiniz bu web 2.0 araçları çocuklarımızın daha iyi öğrenmelerinde onlara bir güç katacak. Daha kolay öğrenmelerini, ilgilerini çekecek. Kesinlikle hocam. Teknoloji bu kadar gelişmeden, yani meslekte benim 25. yılım, sınıf öğretmeniyim aslında. Yıllarca sınıf öğretmenliği yaptım. İlkokul 1. sınıfta çocuklara okuma yazma öğretirken sadece mesela o zaman fişler vardı. Cümle yöntemiyle öğretiyorduk öğretmenliğe ilk başladığımızda. Sonra sınıflarımıza işte televizyon geldi okulun imkanlarına göre. Videolar geldi. İşte bu videolarda öğrencilerimize sesli ve görüntülü olarak okuma yazmayı daha çabuk öğrendiğimizi fark ettik. Yani günlerce, haftalarca uğraştığımızı birkaç saatlik videolarla öğrencilerimize daha çabuk öğrettiğimizi fark ettik. Kaldı ki şimdi bu gelişen teknolojide daha hızlı öğrenme olduğu ortaya çıktı. Yani biraz önce de söylediniz, bilgi gerçekten yığılan, ilerleyen ve değişen bir sürece sahip. İleride daha neler göreceğiz, daha ne mesela öğretim araçları ortaya çıkacak, bunu hep beraber müşahede edeceğiz. Biz öğretmenler olarak kendimizi bu yönde geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Orta halli en azından bir bilgisayar bilgisine sahip olacağız ki bu araçları kullanabilelim. Doğru. Çünkü hiçbir bilgisayar bilgisi olmadan bunları yapabilme imkanımız da olmayacak. Onun için ben tüm öğretmen arkadaşlarımıza bir vesile kendimi de içine katarak, yani kendimi geliştirmeye çalışan birisiyim. Özellikle web 2.0 araçlarında, öğretim araçlarında kendimizi geliştirip öğrencilerimize bu imkanları da faydalandırmak daha iyi olacaktır diye düşünüyorum. Bu arada bir de soru sormak istiyorum. Tabii hocam. Belki söylemiş de olabilirsiniz sunumun başında. İşte web 1.0 sonra web
2.0 gibi isimlendirmeler var. Bunlar neye göre yapılıyor ve oradaki sıfırın anlamı nedir hocam? Evet hocam. 2.0. onu evet en başta konuştuk hocam. Bunu şey gibi düşünebiliriz. Hani uygulamalar çıktıkça işte uygulama güncel versiyonu 5.0, 5.2, 6.1 şeklinde gidiyor ya. Aslında evet, web'deki güncellemelerine göre. Yani hani oradan çağrışım yapabilir ama asıl temel şu hocam. Normalde şu an günümüzde Web 4.0'dan bahsediliyor. Evet. Web 3.0, Web 2.0 ve Web 1.0 olarak devam eden bir süreç var. Normalde Web 1.0 dediğimiz uygulama aktif olmayan, durağan sayfaların olduğu, sadece kişilerin bir şeyleri yazıp yayınladığı bir süreç. Yani onu görüp okuyabiliyorsunuz. Belki size aykırı bir düşünce ama yorum yapamıyorsunuz. Şifreli oturum açtığınız bir süreç yok. Yani internetin ilk dönemleri. Web 2.0 ile beraber bu süreçte şifreli oturum açabildiğiniz, okuduğunuz bilgiye yorum yazabildiğiniz, o yorumlar karşılığında geri dönükler aldığınız bir süreç. Artık etkileşimin olduğu. Yani Web 1.0'da sadece bireysel akıl ön plandayken, sadece bir kişinin hani paylaşımları varken, Web 2.0'da tam da onun doğasına uygun bir şekilde karşılıklı etkileşimle beraber içeriği birlikte üretmek var aslında. Hani bu Wikipedia'lardaki süreç aslında buna en güzel örnek. Sadece sözlüklerin olduğu, işte Britanya Ansiklopedisi'nin olduğu gibi süreçler. Orada sadece bilgi var. Web 1.0'a çok güzel bir örnek o. Sadece okuyabiliyoruz. Evet. Ama Wikipedia gibi işte hani hep birlikte bir araya gelip ortaklaşa bir şeylerin üretildiği süreçler var. İşte Web 2.0 buradan itibaren başlıyor. Web 1.0'da semantik dediğimiz bir süreç başlıyor. Artık onun içerisinde arka planda yapay zekanın da işin içerisine girdiği daha ileri uygulamalara gidiyor. Hasan Hocam az önce konuşmasında şey söylemişti. Biz bu süreçte birazcık geri kaldık Türkiye olarak diye. Gerçekten dünyada yani onlar Web 4.0'ı konuşurlarken biz şu an Web 2.0'ı hala yaygınlaştırma, bununla ilişkin temel bir farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Böyle bir hani fark var. Aslında orada iki yani Web 1, Web 2, Web 3 diye de hocalarımızdan duyarız. Sanki böyle 1.0, 2.0 deyince işte bilgisayardaki o uygulamalardan da çağrıştıracak arada bir fark olduğu, bir daha üst sürümü içerdiğini vurgulamak için böyle bir girişimde bulunmuşlar. Tamam, teşekkür ederiz hocam. Bir sıfırın yani, anlamı var mı? Onu söylemediniz. Yok, onun bir anlamı yok hocam. Anlamı yok. Tamam. Çok teşekkür ederim hocam. Rica ederim hocam. 4.5 gibi bir şey de gelebilir müdürüm? Öyle bir şey de yapabilirler. Versiyon farkı. Evet. Değil mi? Evet evet. Versiyon farkı gibi düşünebiliriz. Sağ olun müdürüm. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ediyorum sağlık. Hocam tekrardan katkılarınız tamam. İçinde. Sayın hocam, bizi hiç yalnız bırakmayan Yunak İlçe Milli Eğitim Müdürümüz de aramızda. Gerçekten bütün eğitimlerimize katılıyor. Canı gönülden teşekkür ediyoruz. Mahmut Müdürüm, sesinizi duymak isteriz. Buyurun. Eyvallah, eyvallah Hasan Hocam. Hayırlı akşamlar. Saygıdeğer müdürüm, saygıdeğer meslektaşlarım, Tuğba Hocam. Merhabalar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum, hayırlı akşamlar diliyorum. Teşekkürler hocam. Ya hayırlı. Keşke bir iki saat daha devam etseydi, çok güzeldi gayet. Ali Hocam'ın dediği gibi. Teşekkürler hocam. Gerçekten güzel bir sunumdu, yararlı bir sunumdu. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum, saygılar sunuyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Sayın hocalarımın soruları olan var mı? Sorusu olan varsa. Şöyle chat'e baktığımda sohbet kısmına Hasan hocam, evet. Merve hocam, evet. Ahmet hocam, Melek hocam, güzel düşünceleriniz için Şerif hocam, Özlem hocam, Yasemin hocam, Ahmet hocam. Hani hep teşekkür ediyorum. Güzel şeyler yazmışsınız. Ahmet hocam Zoom'da İngilizce demiş. Kesinlikle katılıyorum. Zoom'u ilk hocalarım kullanmaya başladıklarında benden, biz bunu mesleki İngilizce ders kapsamında yapıyoruz aslında. Bu İngilizcelerin her birinin Türkçe karşılığı ne olabilir? Bunları böyle küçük küçük kağıtlarda görselleştirmiştik. Sonra Padlet'te bir pano oluşturmuştuk. Geçen bahar döneminde. Gerçekten de Ahmet hocamın da dediği gibi kullandıkça onu öğreniyorlar. Bunları hani böyle kullanmaya devam etmek gerekiyor. Bu sayede bir farkındalık oluşuyor. Merve hocam şey demiş, yeterli kazanacağız inşallah diye. Kesinlikle hocam hani bir farkındalığı oluşturalım, devam etsin. İpek hocam şey söylemiş, hani bu kadar uygulamayı görmek korkutuyor diye. İpek hocam, inanın ben sunumda en temel ve en eğitimle ilgili olanlarını koydum. Sizinle paylaştığım arşive bakınca aman Allah'ım diyeceksiniz. Yani hani bunlar da mı var? Tabii ki bunların her birinin teker teker tanıtıldığı eğitimler de olabilir. Ama
Basit bir Google Form bile, hani hepimiz biliyoruz ama bunun bile hani minimum bir saat sürüyor. İşte anlatımı, oradaki öğeler, tasarımla ilgili diğer kısımlar. İlerleyen süreçte bunlar da olabilir. En azından sizler hani başlangıç için bunları uygulamaya, kullanmaya başlarsanız siz de hani hem zevk alacaksınız hem bunun olumlu dönüklerini sınıf ortamında kullandıktan sonra görünce keyif alacaksınız diye düşünüyorum. Bu bizim için bir başlangıç olsun bugünkü seminerimiz. Öyle. Başka bir soru görmedim hocam. Yok hocam. İpek hocama şu itirafı yapabiliriz. Yani ben bilişimci olarak bu kadar şeyi kullanmadım açıkçası. Kesinlikle. Ya zaten Google Forms hani kullanmaya başladığınız zaman komple zaten o anket, değerlendirme hepsini kapsadığı için diğer değerlendirmelere gerek kalmıyor. Kesinlikle. Ama dediğim gibi yani milyonlarca Web 2.0 aracı var. Evet. Dileyen hangisi kolay geliyorsa, değil mi hocam? Siz kesinlikle arayüzü hangisi onun ilgisini çekerse onu kullanması yeterli gelebiliyor yani. Mesela sanal sınıf uygulamaları dedik. Birbirinden farklı bir sürü araçtan bahsettik. Yani bunlardan herhangi birini bilmek, en basitinden Canva'yı başlı başına bilmek size poster, afiş, tebrik kartı, sertifika, sanal sınıf her şeyi yapmaya mümkün kılıyor. Üstüne hazır bir de hani birkaç yerde hep Canva'yı vurguladım. Şu an pandemi sürecinde hani Milli Eğitim'deki öğretmenlerimize de bunu ücretsiz hale getirmesi, bu ücretli kısmı da yani pro versiyon diyoruz aslında buna biz. Hani belli bir kısmını ücretsiz sunar, bir kısmını para verip o özellikleri kullanmanızı olanak sağlar. Hani sadece Milli Eğitim'deki öğretmen belgenizi orada göstermeniz, belgelendirmeniz size bütün bu sunduğu hizmetleri kullanmayı mümkün kılıyor. Bu yüzden hocamın da dediği gibi hepsini bilmemiz imkansız. Ama belli başlı birkaçını bilmek, hani oradan başlayabilmek zaten diğerlerine de o bilgiyi transfer edecek ve kolay bir şekilde bunları kullanabileceksiniz. Derya hocam teşekkür ederim. Evet, Etwinning ile ilgili bana çok fazla soru geliyordu. O yüzden onunla ilgili özel kısımları belli yerlerde bilerek vurguladım ki hani ilginizi çeker. TÜBİTAK'ta da mesela proje yapıyorsanız ya da Etwinning'de bunlar hem ilginizi çeker hem de o süreçte kullanırsınız diye. Ben de teşekkür ediyorum bu arada. Başka? Hocam, başka herhalde sorusu olan arkadaşımız yok. Bu keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederiz. Bu eğitiminiz için gerçekten teşekkür ederiz. Çünkü yoğun bir temponuz olduğunuzu gerçekten biliyorum hocam. Bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz kadından olarak. Ablanıza teşekkür ederiz. Eğitimin başından beri ablanız bizle. Evet, ablam bizi hiç bırakmaz. O eğitimlerde. Merhaba Yasemin hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim hocam. Siz nasılsınız? İyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Ben deyim. Çok keyifli bir eğitimdi benim için de. Planladığınız için teşekkür ederim. Tuğba hocamın ağzına sağlık. Hocam son sözü. Teşekkür ederim. Rica ederim Mehmet hocam. Ben de teşekkür ederim. Tekrardan beni burada ağırladığınız için. Eğitim ve bir iki aracı da şey hocam. Hasan hocam. İhtiyaç olduğu zaman Hasan hocamı kullanıyoruz biz. Öyle hocam. Bilişim olunca. Yani bütün şeyleri bilgisayarla ilgili işlemleri Hasan hoca sağ olsun. İstanbul'a müdür. Aracımız da Hasan hocam. Sağ olun. Ne güzel sağ hocam. Sağ olun. Hayırlı akşamlar diliyorum hocam. Çok sağ olun. Hocam ağzınıza sağlık. Gerçekten güzel bir sunum oldu. Yani arkadaşlarımız ziyadesiyle istifade ettiler. Allah razı olsun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Amin. Hepimizden hocam. Çok teşekkür ederim. Ben de tekrardan beni burada ağırladığınız için çok teşekkür ediyorum hocalarım. Değerli katkılarınız için hani bu saate kadar burada kaldınız hep birlikte hem de bu güzel eğitimi gerçekleştirdik. Ben de süreçten çok keyif aldım. İnşallah tekrarlarında görüşürüz. O zamana kadar kendinize çok çok dikkat edin. Bu pandemiyi bir atlatalım. Ondan sonra her şey güzel olacak. Nasipse Konya'ya da gelmeyi çok istiyorum. Hasan hocamla da orada geldiğimde muhakkak yanlarınıza da gelip sizlerle de fiziksel ortamda da bir araya gelmeyi çok isterim. Öyle söyleyeyim. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Herkes kendisine çok çok iyi baksın. Görüşmek üzere o zaman. Hocam görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Görüşürüz. Hoşçakalın.